Efendim bir kez daha Merkez Park'ta Kubbeli Han'dan bütün seyircilerimize hayırlı akşamlar. İyi bir iftar geçiririz inşallah. Hayırlı bir iftar geçireceğiz bugün de. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonunda Adana Merkez Park'tayız ve Kubbeli Han konseptinde muhteşem bir Ramazan etkinliği devam ediyor. Ve biz de her akşam olduğu gibi bu saatler itibariyle Adana için iftar vaktine kadar olan bölümde İftar Saati programı ile huzurlarınıza geliyoruz. 5 ayrı televizyon kanalında şu anda canlı yayındayız. Ve bizi belki yurt dışından seyrediyorsunuz ya da Türkiye'nin Anadolu'nun herhangi bir coğrafyasında bizi izliyorsunuz ya da Adana'da bizi seyrediyorsunuz. Hiç fark etmiyor. Size yüreğimize sımsıcak selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. İftar Saati bugün yine çok değerli bir konu ağırlayacak. Biraz sohbete yönelik bir program olacak. Bugün ilahi grubumuz yok. O yüzden direkt kendisine bir hoş geldin diyelim. Kendisini tanıyalım. Kendisini iki türlü tanıyoruz. Bir Adana medyasından yılların vermiş olduğu bir radyoculuk birikimi var. Ve son yıllarda Lider FM'in yöneticiliğini yapıyor. Ve en son 7 Haziran 2016 genel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nin Adana milletvekili adayı olarak da siyasi kimliğiyle de tanıdık kendisini. Sevgili kardeşim, değerli dostum, değerli arkadaşım Sayın Ersen Tüzener. Hoş geldin Ersen. Hoş buldum. Teşekkür ediyorum. Öncelikle düzeltme yapayım. 7 Haziran değil. Neydi? 1 Kasım seçimlerinde. Evet. 26. Sıcağa dönem. Sıcağa başlıyor işte hemen. Yani evet, sen normal, bu yüzden normal. Buradasın. Ben yanlış yapacağım sen. O yüzden çağırdık seni. Tüm izleyenlerimize hayırlı günler diliyorum. İftara. Benim aklım hala Haziran'da. O biraz daha Haziran heyecanlı bir ya. Haziran ayındayız. Heyecanlı bir seçimdi o Haziran değil mi? Ya Kasım da heyecanlıydı. Kasım seçimleri. Ama ilk olunca hani evet. Böyle 26. dönem 1 Kasım evet. Seçimlerinde milletvekili adaydı Milliyetçi Hareket Partisi'nin. Basın camiasında da uzun yıllardır birlikte de çok fazla çalışmış evet. Olduk. Beraber çalışmış olduğumuz süreler zamanlar oldu. Zaten sen kısaca değil, detaylıca anlatmış oldun. Tanıtmış biraz oldun beni. Birazdan sohbet yaparız. Evet. Medyadan bahsederiz, siyasetten bahsederiz, Ramazan ayından bahsederiz. Evet. Olur mu Ersen? Olur tabii ki. Peki. Programın devamlı partnerim, sevgili hocamız. Bugün ona da bayağı bir iş düşecek. Bayağı bir soru soracağız anlaşılan o. Eyvallah. Ersen'in de soruları olabilir. Benim de Ramazan'la ilgili sorularımız olacak. Çukurova uzman vaizi. Doktor Mehmet Zeki Uyanık hocam. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? Hamdolsun Rabbime, Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz. İyiyiz hocam, şükürler olsun. Ersen Bey'i daha önceden tanıyor muydunuz? Güya ben tanıyordum. Bugün tanışma imkanımız evet. Oldu. Allah razı olsun, muvaffak eylesin inşallah. Abi inşallah. Biz hocamızı her gün dinliyoruz. Biz de burada Kubbeli Han'da bir çadırımız var. Evet, oraya gelelim. Geleceğiz. İstersen direkt Kubbeli Han'dan başlayalım. Ersen, Adana'da Adana Büyükşehir Belediyesi, özellikle Sayın Hüseyin Sözlü Büyükşehir Belediye Başkanı'nın talimatıyla Merkez Park'ta 49 bin metrekare alan üzerine Türkiye'nin en büyük iftar şenlikleri, çadırlar kuruldu burada. Resmen küçük bir şehir kuruldu. Evet. Ve önce nasıl buluyorsun bu konsepti? Bunu duymak istiyorum. Şimdi benim ilk kez görmüş olduğum, benimle beraber Adana halkının, ki eminim sizlerin de ilk kez görmüş olduğu bir konsepti bu. Hani burada tamamıyla eski Ramazanlar nerede diyoruz ya Sayın evet. Hocam. O konsepte yaratılmaya çalışıldı. Aslında başarılı bir organizasyon, belirtmiş olduğunuz gibi Türkiye'nin en büyük Ramazan etkinliği. Alan bazında evet. bu anlamda hani hakikaten Adana'da ihtiyaç olan bir şeydir. Ramazan ayında özellikle hani şu son bir haftadır hocam, kabul edersiniz siz de, inanılmaz bir sıcak. Elhamdülillah evet. İnanılmaz bir sıcak var. Akşamları insanlar serinlemek için bu arada hani dokundurmak gibi olmasın, elektrik kesintisi de çok fazla oldu. Son bir haftada Adana'da insanlar serinleyemiyor. Evet. Bura iftar sonrası hani egzersiz açısından da iyi oldu. İftarda yiyorlar. Hani iftar açtıktan sonra bir ağırlık çöker falan. Neyse, burada onu atıyorlar çok şükür. Temiz hava, güzel bir ortam. Bununla beraber hani esnaflara tabii ki hiç tanımadığımız insanlarla burada esnaf komşuluğu yapıyoruz. Güzel anlar geçiriyoruz.
Satıştan ziyade güzel dostluklar, güzel muhabbetler oluşuyor burada. Hani orta oyun gösterileri, mini konserler, kıymetli sanatçıları sahne alıyor. Yarın ve bir sonraki günde yine iki büyük konser gerçekleşecek burada. Tüm Adana halkını da bekliyoruz. Yarın biz de bir konser olacağız. Var. Yarın Atilla Yılmaz konseri evet. var. Pazar günü de Ahmet Şafak konseri. Aslında konser sadece konserlerle değil, her gün aynı yoğunluğu görmek istiyoruz biz burada. Çünkü Adana halkı için, Adanlılar için yapılmış ücretsiz bir alan burası. Evet. Konserler ücretsiz. Hani burada gezip tozmaya para alınmıyor. Bununla beraber hani esnaflara da hocam şöyle bir sistem uygulatmaya çalışıldı aslında. Hani eski Osmanlılarda bir esnaf siftah yapmışsa gelen müşteriyi yan evet. esnafa yönlendiriyor. Yani ben siftah yaptım, yan esnafım. Burada da o konsept uygulanmaya çalışılmış. Ne kadar başarılı olmuş onu bilemiyorum tabii. Ama düşünce olarak tebrik ediyorum, kutluyorum ben. Hem Adana Büyükşehir Belediyesi'ni hem Gecekondu yapımı. Böyle bir organizasyondan ötürü. Peki. Teşekkür ederim. Sohbetimize devam ederiz evet. ilerleyen dakikalarda. Hocam sorulara ben başlayayım. Hayır. Olur mu? Mesela ilk sorum, teravih namazı tek başına kılınır mı hocam? Tabii teravih namazı nafile bir ibadettir. Nafile olduğu için duruma göre tek başına, duruma göre cemaatle kılınan bir namazdır. Haliyle evde de kılabiliriz, camide cemaatle de kılabiliriz. Tabii bütün namaz ibadetlerinde de olduğu gibi bir namazı cemaatle, camide, imamla beraber kıldığımızda onun sevabı münferiden kıldığımız namazdan 27 kat daha fazla, daha sevaplıdır. Bu anlamda bir engellimiz yoksa, sağlık açısından, iş anlamında başka bir sıkıntımız yoksa, zamanımız, sağlığımız, işimiz müsait ise camiye giderek, cemaate katılarak cemaatle teravih namazını kılmak daha evladır, daha doğrudur. O cemaat ruhunu da alabilme adına, o manevi havayı teneffüs edebilme adına. Hatta ve hatta çocuklarımız, torunlarımız varsa onları da camiye götürüp o güzel ibadeti camide ifa etmelerine vesile olmak çok daha da güzel olur. Ama tek başına da evde kılınan teravih namazı geçerlidir ve caizdir. Peki, teşekkür ederim. Şöyle bir soru var. Oruç tutacak gücü olduğu halde tutmayan bir kimse bu orucun fidyesini verse oruç borcundan kurtulmuş sayılır. Yani şu demek isteniliyordur tahmin ediyorum. Kişi sağlıklı, herhangi bir engelli söz konusu değil, rahatsızlığı yok, yolculukta değil, evinde, işinde, sağlığı da yerinde, herhangi bir problemi yok ama oruç tutmuyor. Tutmak istemiyor ya da ne bileyim tembellik gösteriyor ya da tutamıyor. Evet. Diyor ki ben bunun yerine fidyemi versem, tıpkı rahatsız olan insanlar gibi fidyelerini verdiği gibi, bu yükümlülükten kurtuldukları gibi ben kurtulabilir miyim diyor. Hayır. İbadetler sağlık olduğu sürece ya da herhangi bir dini bir gerekçe olmadığı sürece yerine getirilmekle her mümin, Müslüman mükelleftir. Yani namazla ben mükellefim. Herhangi bir dini bir gerekçe yoksa, dini bir gerekçe nedir? Eğer ki benim bir komalık bir durumum yoksa o namazı kılmakla mükellefim. Ne bileyim ben zekatı vermekle mükellefim ama maddi bir gücüm yoksa vermeyeceğim bunu. Hac gücüm, sağlığım ve param varsa hacca gideceğim demektir bu. Bunların yerine para vererek ya da fidye vererek bu ibadetleri ifa etmek yeterli gelmez. Aynı şekilde oruç tutmakla mükellef olan bir kimse, sağlığı da yerindeyse, herhangi bir engelli ve problemi yoksa onun fidyesini vererek o yükümlülükten kurtulamaz. Bilakis Ramazan'da o orucu tutmadığı için büyük bir günah da işlemiş olur. Peki, teşekkür ederim hocam size de. Sevgiler sen biraz meslekten bahsedelim. Radyoculuk nasıl gidiyor? Şu anda Lider FM işletiyorsun. Evet. Son 4 yıldır Lider FM işletmekteyim. 4 yıl oldu mu? 4. yıldayız. Maşallah. Maşallah. Tabii sektörde uzun zamandır evet. oldu ama işletmeciliğimizde, yönetimimde 4 yıldır Lider FM devam ediyor. Çizgisinden sapmadan. Bu arada tüm dinleyenlerimize de, bizi zirveye taşıyan dinleyenlerimize de ayrıca teşekkür etmek istiyoruz. Onlardan aldığımız şevkle güçlü hareket ediyoruz tabii ki. Aslında zor bir mesleği icra etmekteyiz. Hakikaten hani uzun yıllar beraber de çalıştık. Sektörü en iyi bilenlerden birisin. Estağfurullah.
iyi kötü zorluklarını biliyorsun ama hani hobi olarak başladık, daha sonra meslek olarak edindik. Her sektörde aslında hani hobi olarak yapıldıktan sonra hobi olarak başlayanlar var ama daha sonra meslek edindi. Bizim altın bileziğimiz kolumuzda bu sektörümüz, ekmeğimizi buradan çıkarıyoruz. Tabii ki bu anlamda biraz daha profesyonel düşünmek gerekiyor. İlk etapta, ilk başlarda hobi olarak başladığımız için işin bu kadar ciddi boyutunu düşünmüyorduk. Ama şimdi tabii ki farklı projeler üretmekle yükümlü hissediyoruz kendimizi. Farklı yayın tarzlarıyla programlar ekleyerek bunları geliştirmeye çalışıyoruz. Ama tabii günümüz çerçevesinde internet ortamı bir aile etkiliyor tabii ki. Her sektörü olduğu, müzik sektörünü etkilediği için otomatik olarak radyoculuğu da etkiliyor tabii. Etkiliyor diyorsun. Peki radyonu biraz anlatır mısın? Net, yani bilen vardır, bilmeyen vardır. Şimdi her tarza, onları tanıtalım. Evet, her tarza yarıyoruz. Çünkü her kesime hitap etmenin doğru olacağı kanaatindeyiz. İnsanların dinleyebileceği, tabii öz kültürümüz olan halk müziklerimizden çıkmadan güncel popüler müziklere de yer vererek, ama ağırlık tabii ki halk müziği, sanat müziği. Hani günün belli saatlerinde değil, günün her saatinde halk müziği ve sanat müziğini bizim radyomuzda dinleme şansına sahip dinleyenlerimiz. En büyük artı avantajımız da bu. Eskiden bir sistem vardı. İşte sabahları sanat müziği, öğle saatlerinde nostalji, ne bileyim öğleden sonra halk müziği, akşam saatlerinde biraz daha böyle slow fantasy müzikler. Biz de günün her saatinde her tarz müziği dinlemek şansına nasıl sahip dinleyenlerimiz. Mesela bir radyo dinleyicisi Lider FM'i nereden, hangi şartlarda dinliyor? Radyosundan 94.3 frekansından dinleyebilir. Yani arabasında ya da evinde bir radyo çalar var ise, radyo kaset tabii, çalar kesinlikle. Var ise. Tabii kesinlikle. Bilgisayarından oradan internete girebilir. Bununla İnternet beraber adresiniz nasıl? Lider01fm.com.tr kurumsal sitemiz. Şirket üzerine lisanslı. Kimler dinliyor Ersen? Dinleyici potansiyelinizi hiç böyle çıkarabildiniz mi? Efendim? Nasıl? Yani dinleyici profilini, potansiyeli nasıl? Hani şimdi her yani tarzda ev hanımları mı, gençler mi, çalışan mı? Şu an ağırlık olarak ev hanımlarının son aylarda ev hanımlarının dinlediğini, artı olarak, fazla olarak dinlediğini analizini yaptık biz. Bu sonuca ulaştık. Tabii iş yerlerinde çok fazla dinleniyoruz. Biliyorsunuz toplu taşıma araçlarında hani artık müzik dinlense de çok fazla böyle yüksek sesli olmadığı için çalan şarkıyı yolcuların dinleme şansı, ne çaldığında dinleme şansına sahip değil. Bu arada bir düzeltme yapayım. Liderfm.com.tr internet sitemiz. Evet. Uygulamamız var. Cep telefonları Android ve iPhone uygulamamız var. Lider FM yazdıkları zaman uygulamayı indirip FM dalgasından 94.3 evet ayarlarlarsa Lider FM'i birçok izleyicimiz şu an zaten ayarlıdır o frekans. Bu kadar iddialısın yani. Her iki kişiden biri bizi dinliyor. Maşallah. Adana'da her iki kişiden biri bizi dinliyor. Maşallah, maşallah. Ya bu kadar iddialıyız biz. İşimizi severek yapıyoruz. İddialı olmak hocam güzeldir değil mi? İşinde severek, iddialı olmak, aşırıya kaçmamak şart. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde buyururlar ki Allah işini iyi yapan insanları sever buyurur. Yani hangi işle iştigal ederseniz edin, yaptığınız işi güzel yapıyorsanız ve seviyorsanız Allah da sizi seviyor. Tabii burada yapılan işin meşru olması gerekir. Yani gayrimeşru işi kastetmiyor da Peygamberimiz. Yaptığımız iş meşru ise ve bunu yaparken en iyi, en güzel, en mükemmel şekilde yapmaya gayret ediyorsa ve yaparken de severek bu işi yapıyorsa, zaten sevmeden yapılan işte de pek bir netice olmaz. Bu güzellikle yapılan bütün işler ve meslekler Allah'ın da aynı zamanda sevgisine mazhar kılıyor insanı. Bu anlamda üstadımız da işini severek yapıyor. Severek yaptığı için de başarılı oluyor. Ben başarılarını devamlı diliyorum. Allah muvaffak eylesin. Amin. Peki. Hocam şöyle bir değişik soru var size. İstanbul'da sahur Adana ile birlikte zaman bazında. Neden iftar 45 dakika sonra oluyor İstanbul'da diyor. Evet.
Tabii bu her zaman olan bir durum değil. Özellikle Haziran ayında falan olan bir hadise. Bu da güneşin ışınlarını vurma, yani ne diyeyim, açım. Türkiye'ye vuruş açısıyla ilgili olarak sabah güneşin doğumu o imsak vaktinde İstanbul'la Adana ya da kuzeyle güney mesafesi hemen hemen güneş ışınları aynı şekilde vurduğu için hemen hemen dakika anlamında aynı saate aynı vakte denk gelmektedir. Fakat güneşin batımı yani akşamleyin güneş ışınları kuzey ile güneye farklı vurduğundan Adana'da daha erken güneş battığından yaz ayı itibariyle Haziran ayı itibariyle güneş ışınlarının kuzeyi ve güneyi kapsaması ilgisinden dolayı Adana iftarını daha erken açmakta. Ama bu sadece Haziran ve Temmuz'un ilk günleriyle ilgili bir hadise. Tamamen güneş ışınlarının kuzey ile güneye vurma ya da düşme hususuyla ilgili bir husus. Başka da hiçbir durum yoktur. Teşekkür ederim hocam. Bir sorumuz daha olsun size. Ramazan ayında oruç tutmayan, namaz kılmayan kimsenin imanı zarar görür mü? Şimdi aslında insanı, şöyle diyeyim, insanı olgunlaştıran, Allah'ın rızasına nail kılan imanıdır. İman yoksa insanın bütün hayırlı amelleri ahiret anlamında yok hükmündedir. Yani iman insan için vazgeçilmezdir, mümin için olmazsa olmazdır. Fakat imana zarar veren hususlar farklıdır. Ne demek? Yani insan ibadetlerini yerine getirmemekle imanını kaybetmez. Fakat bu iyi bir şey değildir, hoş bir şey değildir. Duruma göre büyük günahları işlemiştir. İnkar etmediği sürece ibadetler ihmal edildiğinde imana zarar vermez. Yani namaz kılınmadığında, oruç tutulmadığında, zekat verilmediğinde insan imanını kaybetmez. Çünkü ibadetlerin ya da iyiliklerin, hayırların veya günahların direkt imanla bir ilgisi yoktur. Fakat o günahlar işlenmekle iman zayıflar. İmanın o olgunluğu gider, imanın o hazzı ve lezzeti gider. İslam alimleri şunu söyler: günah işlemekten korkun, zira günah günahı çeker. Teşbihte hata olmasın. Para parayı çeker misali, günah da günahı çeker. Küçük günah, büyük günah, büyük günah, diğer büyük günahı derken insanoğlu günah işleye işleye artık vurdum duymaz hale gelir. İşlediği günahları önemsemez hale gelir. Hatta o günahlar onun için bir alışkanlık haline gelir. Hazreti Ömer'in şu sözüne geliyor insanoğlu belli bir şeyden sonra: inandığın gibi yaşamazsan yaşadığın gibi inanmaya başlarsın. Namazı kılmaz, kılmadığı vakit ya işte kılamıyorum, ihmalkarlık ediyorum, biliyorum farzdır, kılmam gerekiyordu ama o benim yanlışım, eksiğim diye başlar olaya. Bir gün gelir ki insan günah işleye işleye işte namazı kılmadı, orucu tutmadı, çok özür diliyorum, İçkiyi içti, kumarı oynadı, şunu bunu yaptı. Artık o günahlar öyle bir sıradanlaşıyor ki onun için. Belli bir şeyden sonra İslam alimleri korkuyorlar ve diyorlar ki o alışkanlıklar artık şu dereceye getirir insanı. Ya bu zamanda da Allah aşkına şu sıcakta oruç mu olur? Ya da ya namaz tamam iyi güzel de beş vakitte kılınacak bir ibadet midir? Ya da niye ben çalışayım da başkasına malımın kırkta birini vereyim ki? Tarzında söylenmeye başlar diyor. Bu da tehlikeli bir durum. Müslüman bütün ibadetlerini yerine getirmeye gayret eder. Bütün helallara uymaya çalışır. Bütün günahlardan sakınmaya gayret eder. Çünkü o helal dairesi ve ibadetler imanı muhafazaya alan değerlerdir. Onlar zayıfladıkça iman da zayıflar ve bir gün Allah korusun kaybedilmekle karşı karşıya da kalınabilir. Allah bizi ondan muhafaza buyursun. Amin hocam. Peki ben bir soru. Tabii hocam dün aslında hani anlattınız ama biz sizi her gün can kulağıyla dinliyoruz burada. Dün anlattınız. Yine sosyal medyada birkaç arkadaşın paylaşımını gördüm bununla alakalı. Ondan dolayı hani bugün tekrar sizden, ben biliyorum cevabını, dün sizden cevabını aldık. Ama bugün de dile getirmenizi rica edeceğim. Hani sahur ezan okunana kadardır değil mi? Hani güneş doğana kadar, o siyahla beyaz çizgiyi bekleyene kadar değildir. Evet. Şöyle izah edeyim ben. Evet, ayet-i kerime var bu hususta. Diyor ki siyah ipliği beyaz iplikten ayırt edene kadar yiyebilirsiniz, içebilirsiniz. Oradaki siyah ve beyaz iplik hadisesi mecazi bir anlatımdır. Yani Rabbimiz diyor ki geceyi gündüzden, gündüzü geceden
ayırt edebilecek vakte kadar yiyebilirsiniz. Bu ne demektir? Bu hani kırmızı bir şafak vardır. Hani bir evet. şehir hayatında yaşadığımız için onu görmeyiz. Ama hani köyde, dağda yaşayan insanlar biraz yüksek yere çıksınlar. O ufkun genişliğini özellikle imsak vaktinde hissedip ve göreceklerdir. O neye işaret eder? Fecr-i sadık dediğimiz, yani doğru fecir dediğimiz, o fecir aslında sabah namazının vaktinin girdiğini, yatsı vaktinin bittiğini ve artık orucun başladığına bir işarettir. Evet. Şimdi bizim yanlışımız şudur. İnsanlar ezana bakarak işte namaz kılar, ezana bakarak iftarını açar ya da sahurunu bitirir ya da başlatır. Aslında bizi ilgilendiren ezan değildir. Ezan bir simgedir. Ezan bir habercidir. Ezan sadece bir vaktin girdiğini ya da çıktığını haber verir bize. Diyelim ki elektrikler kesik, biraz önce ifade ettiniz. Evet. Havalar sıcak olduğu için bugünlerde elektriklerimiz biraz fazla kesiliyor. Şimdi elektrik kesildi, akşam vakti girdi. Diyelim ki akşam 20-10 geçe akşam ezanı okunacaktı. Ya da iftar vakti girecekti, evet. giriyor. Ama ezan okunmadı. Biz bekleyecek miyiz? Yani 20-30'a, 20-40'a, 20-50'ye kadar ya da gecenin 12'sine kadar mı bekleyeceğiz? Hayır, bakıyoruz ki saatimiz, vakit geldi. Ezan okunmadı, okunmazsa daha iftarımızı açıyoruz. Evet. Ya da şimdi 8'i 10 geçe Adana için iftar vakti iken, diyelim ki hocamız yanlışlıkla 7'yi 10 geçe okudu ya da 8'de okudu, 7.30'da okudu. Biz yine de hocamız okudu, okuduysa biz iftarımızı açacak mıyız diyeceğiz? Hayır. Bir yanlışlık olmuştur deriz, orucumuzu açmayız. Aynı şekilde sabah vaktinde, imsak vaktinde bizi ilgilendiren nedir? İmsak vaktinin giriş anıdır. O da bugün itibariyle Adana için söyleyeyim, 03.25'ti. Evet. Öyle hatırlıyorum. 03.25 girdiği andan itibaren artık yeme içme bırakılır, bırakılmak zorundadır. Ya zaten daha ezan okunuyor, daha vakit var diyemeyiz. Hayır, anında hatta boğazında bir lokma varsa hemen onu yutacaksın, ikinci bir lokma yoktur. Su varsa hemen o bardağı bırakacaksın. Çünkü vakit girmiştir, start verilmiştir. Hatta hocalarımız, müştehitlerimiz şunu tavsiye eder. 1-2 dakika önce imsağı bitirmek, yemeği içmeyi bırakmak daha uygundur, daha güzeldir ve daha tedbirlidir. Çünkü olur ki hocamız 25'te okuyacağına uzattı, farkına varmadı, evet. saatini karıştırdı, 26'da okudu. Sen bir dakika orucun imsağını uzattın demektir, yemeğini içmeni uzattın demektir. Bizi bütün ibadetler için, yani namaz, oruç için ilgilendiren vaktin girip girmediğidir. O da onu belirleyen sadece ezan değildir, evet. vakittir. Vakit girdiyse imsak bitmiştir. Vakit girdiyse iftar başlamıştır. Ezan bunun habercisidir, duyurucusudur. Ezan olmasa dahi biz yine vakte bakarız. Ona göre oruç tutarız, ona göre orucumuzu bozarız. Teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Evet, şöyle bir dörtlük var. Güneş gibi ol, şefkatte, merhamette. Eyvallah. Gece gibi ol, ayıpları örtmekte. Akar su gibi ol, keremde, cömertlikte. Ölü gibi ol, öfkede, asabiyette. Toprak gibi ol, tevazuda, mahviyette. Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol demiş. Ne güzel demiş Hazreti evet, Mevlana. Aslında, harika sözler değil mi hocam? Geçen de ifade ettik. Aslında Hazreti Mevlana, Yunus Emre, buna benzer değerlerimiz ya da o bilge insanlar, o gönül eri insanlar, yani oturduğu yerden hani gelişi güzel yazmamış. Allah yazdırmış onları. Gerçekten de bu. Haşa, vahiy anlamında demiyorum bu. Vahiy bitmiştir, vahiy kesilmiştir. Peygamberimizle birlikte peygamberlik bitmiştir. O ayrı bir son konu. Son peygambere gelen Aynen. son vahiydi. Ama Allah dilediği kullarına ilham verir. İlham farklı bir şeydir. Vahiy değildir. Allah, ben şuna inanıyorum, bu tarz insanlara gerçekten de ilham etmiştir. Kalbine, diline, yüreğine, gözüne, kalemine o ilhamı vermiştir. Bazen öyle dörtlükler yazılıyor ya da okunuyor ki baktığınız zaman aslında gerçekten de ya bu insan sözü mü dersiniz, gıpta edersiniz o söze. O kadar tatlı, o kadar hoş. Mesela geçen Yunus Emre'nin şiirini okudunuz. Biz gider olduk, kalanlara evet. selam olsun. Ya mükemmel bir şey. Bunların gerçekten de izahını ben bu şekilde yapıyorum. Allah'ın o tarz insanlara verdiği ilham neticesinde kaleme alınan ama okundukça bir daha okunmak istenen, dinlendikçe bir daha
insanların dinlemek istediği çok tatlı, çok güzel ve anlamlı söz ve şiirlerdir. Bu anlamda Hazreti Mevlana da onlardan birini yazdı diye düşünüyorum ben. Evet, yani şiir dediğiniz gibi Allah insanoğluna vermiş olduğu sanırım farklı bir özellik. Kesinlikle. Değil mi? Yani o duyguları. Ersel, siz yayında böyle şiir falan okurdunuz. Evet, dile getiriyoruz ara sıra. Şimdi az önce dile getirmiş olduğunuz dörtlükten ben hani tabii her insan kendine göre bir şeyler çıkarabilir. Benim de buradan çıkarmış oldum. Hani birincisi gıybet yapmamayı, ikincisi insanların kötü yönünü değil, her zaman iyi taraflarına bakmayı. Aynen. Benim burada bu anlamda, bu az önce dile getirmiş olduğum dörtlükte çıkardığım anlam, mana budur. Hani uzun yıllardır hep bunu düşünmüşüm. İnsanların kötü yönünü değil, her zaman iyi taraflarını, iyi yönlerini görmek. Ki Peygamberimizin hani, hayatında evet. Ve tavsiyesinde de o vardır. Hatta Ebu Hanife'ye de, Said Nursi Hazretlerine de nispet edilen rivayette, İşte Peygamberimiz ve sahabeler bir yerden geçerken, çok özür diliyorum, affınıza da sığınarak söylüyorum. Bir hayvan leşi görürler. Herkes burnunu tutar, işte rahatsız olduğunu beyan eder. Evet. Haliyle koku vardı, insan rahatsız olacaktır tabii. Onlar da onu yapıyor, Peygamberimiz diyor ki ne güzel dişleri var diyor. Yani çirkinliğin içinde bile güzeli görebilmek, yani kötülüğün içinde bile iyiyi görebilmek, keşfedebilmek. Kesinlikle. Aslında Peygamberimizin verdiği mesaj odur. Evet. Her çirkinin ya da her kötünün bile bir güzelliği, güzel yönü vardır. Güzel görür değil mi hocam? Aynen öyle. Önemli olan güzel bakabilmek. Güzel sanırım. Bakabilmek, güzel değerlendirebilmek. Mesela az önce okudum o Hazreti Mevlana'nın bu hani çok meşhurdur bu dizeleri. Şeyi benim çok dikkatimi çekiyor. Gece gibi ol, ayıpları örtmekte diyor. Yani insanların açığını i̇şte, aramamak. Onu anlama hani, getirdim ben. Onu ayıplamamak, onu yadırgamamak, toplum nezdinde onu kötü duruma düşürmemenin gerekmiş olduğu güzel bir anlam var. Ayet-i kerimede, Allah Celle Celaluhu ve la tecessesu buyurur. Hucurat suresinde. Hucurat suresi ki aslında Müslümanların ahlakını ya da İslami ahlak kurallarını belirleyen o surede ve ayetlerde Allah diyor ki birbirinizin kusurlarını araştırmayın. Bilakis örtün diyor. Hazreti Mevlana da diyor ki sen ört ki başkaları da örtsün. Evet. Peygamberimiz diyor ki sen bir Müslüman kardeşinin ayıbını örtersen Allah da kıyamet gününde senin bir ayıbını örtecek. Şimdi geceye baktığımız zaman hakikaten o karanlık her şeyi örtüyor. İnsan çıplak bile olsa, çok özür diliyorum. Hani gecede karanlıkta o durumu görünmeyebilir. Düşünün ki dışarıda yani dağda bayırda o karanlıkta insan yani çıplak bile olsa görünmüyor. Gece onu evet. örtüyor. Gece insanın hatasını, kusurunu, çıplaklığını, her şeyi örtüyor. Şimdi Hazreti Mevlana diyor ki, o gece gibi neyi örtüyorsa, nasıl örtüyorsa, sen de komşunun, akrabanın, arkadaşının, Müslüman kardeşinin, hatta ve hatta bütün insanların hatasını ört. Hatasını örtmekten kasıt şu demek değildir. Hocam yanlış yaptı, günah işledi, insanlara zarar verdi, iyi devam et, güzel. Değil bu. Ya da insanlar birbirlerine zarar verdiler, bir şey olmaz siz devam edin. Ya da biri hırsızlık yaptı, iyi sen devam et. Değildir bu. Buradaki kasıt şudur. Birileri görmeden, duymadan, bilmeden yanına yaklaşıp tatlı bir dille, güler bir yüzle, güzel bir nasihat ile bak yaptığın hoş değil, yaptığın inancımıza aykırı, örfümüze, adetimize aykırı, Kur'an'a, sünnete muhaliftir. Yapmasan daha doğru olur, daha iyi olur diye uyarmak onu yanlışından alıkoymaktır. Ki ayette diyor ki Rabbimiz Celle Celaluhu bizi anlatırken, ümmeti İslam'ı anlatırken diyor ki كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّتٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ siz yeryüzüne gönderilmiş en hayırlı ümmetsiniz. Bakın Hazreti Adem'den bugüne kadar gönderilen bütün toplumların, milletlerin, kavimlerin en hayırlısı Hazreti Muhammed'in ümmetidir diyor. Ama bunun bir gerekçesi var. Ayet devam ediyor. Diyor ki, çünkü siz iyiliği emredersiniz, kötülüğü de nehyedersiniz. Yani sakındırırsınız, uzak durun dersiniz, yapmayın dersiniz diye. Yani o nasihat yönünüz, o tatlı cümleleriniz, o uyarmalarınız sizi Allah indinde en değerli kavim ve millet yapmıştır. Haliyle insanlar yanlış yapacaktır. Beşeriz, şaşarız hepimiz. Evet. Hiçbirimiz melek değiliz ki. Hiçbirimiz peygamber değiliz ki, hepimiz yanlış yapabiliriz, hepimiz hata yapabiliriz.
Günah işleyebiliriz, keşke yapmasak. Ama beşer şaşar. Biz şaştığımızda ya da kardeşimiz, komşumuz, akrabamız, dostumuz şaştığında hiçbir zaman ama hiçbir zaman o Hazreti Mevlana'nın gece gibi ört dediği ilkesini, Peygamberimizin sen ört, Allah da senin hata ve kusurlarını ahirette örtsün ilke ve prensibini unutmadan tatlı sözle, güler yüzle, güzel bir eda ile kardeşimizi uyarırsak ben inanıyorum ki o yanlışından ve hatasından dönecektir. Oradaki kasıt budur. Yoksa yanlışa, hataya sen sus, karışma ya da ört, devam etsin değildir. Sen onu topluma ifşa etme ama diğer tarafta da görevini yap, onu uyar. Evet, onu diyor. O yoldan alıkoy. Peki. Bu arada bir not geldi. Burada bulunan seyirci olarak gelen kardeşlerimizden biri diyor ki, Kadir Dinçer, sizden isteğim var. Bizim gibi şiir yazarlarından kimseye sesimizi duyuramıyoruz. YouTube'dan destek bekliyoruz, halkımızdan destek bekliyoruz demiş. Nereden, YouTube'un neresinden destek bekliyorsunuz anlayamadım ama bu notu. Evet. Ne gibi yani yerden, yer kastederken? Hani YouTube'dan destek bekliyoruz dediğim bir adres varsa söyle, şu anda sesin gitmiyor senin. O reklama girer, o firmanın adını söyleyemeyiz. Sen bir şairsen, Kadir Dinçer ismin varsa, şiirlerini duyurmak istiyorsan, şimdi ben söyledim zaten, insanlar adından soyadından bakar. Sesin gitmiyor. Sesin gitmiyor, şimdi oradan buraya müdahil olma. Yazını okudum, adını da verdim. Eğer ki şiirlerini beğenirlerse insanlar şimdi girer. Tamam mı kardeşim? Biz bir dönem hani böyle sanatçı, şiir yazanlara yer vermeye çalıştık radyoda. Bunu evet. Öncülüğünü yapanlardan birisiniz zaten. Daha sonra hani bu Posta Gazetesi'nin yurdum şairleri köşesi gibi bir şey oldu yani. Evet. Hakikaten hocam abes kaçacak ama çok özür diliyorum. Çok saçma sapan böyle bir boyutlara gitti şiirler. Hı hı. Ondan dolayı tabii ki biz radyolarda böyle yanlış ibare olmasın ama her önüne gelenin şiirini okumaz olduk. Çünkü bununla ilgili büyük sıkıntılar yaşadık. Tabii ki her radyonun, televizyonun bir yayın kalitesi vardır. Bir dinleyici yani kitlesi kalitesi vardır. Tabii politika vardır. Yani... şimdi adam... Şimdi bu yönde de işte Kadir kardeşim gibi şiire gönül verenlerin eğer ki medyada daha çok yer alabilmesi için böyle biraz daha ilhamı zorlayıp çok evet. daha iyi şiirler yazmak zorunda. Kesinlikle. Hani özür dilerim hocam bitireyim. Çünkü bunu da yıllardır hani radyo ve televizyonda program yapmış biri olarak şunu rahatlıkla söyleyeyim. Adana'da işte Kadir kardeşim gibi birçok şairler ya da albüm yapmış sanatçılar gelirlerdi. Destek ver, verelim. İşte medya bize destek versin, verelim. Doğru, niye? Onlar bizim değerlerimiz. Aynı memleketin çocukları, insanlarıyız. Değer verilsin. Ama ben yayın yaptığım radyomda iyi müzik çalarsam, herkesin beğendiği, herkesin hitap ettiği, herkesin dinlerken aa şunu ben de dinleyeyim dediği kalitede müzik çalarsam iyi şiir, duygulu ya da sitemli, anayı anlatan, aşkı anlatan, ağacı anlatan, Allah'ı anlatan ama herkesin dinlerken güzel şiirmiş diyeceği şiiri okursam ben o radyomu, o televizyonumu, o programı daha çok dinletir, daha çok seyrettiririm. O yüzden o seçiciliği de o radyoda program yapan arkadaşlara bırakmak lazım. Yoksa arkadaşımın kardeşim dediği gibi ben şiir yazdım herkes beni dinlesin. Ya bu belki de dinleyince çok iyi şiirler evet. vardır. Kadir'den bahsetmiyorum genel anlamda. Ya da dinleyince çok güzel şarkılar vardır. Bilemiyoruz ama bunun kalitesinin artması lazım hocam. Ben iki şey söylemek istiyorum bu konuda. Birincisi hani eskilere şöyle güzel bir sözü var. Sineğin güzel olsun, pekmezin güzel olsun, sineği Bağdat'tan gelir. Hakikaten evet. de öyle. Kaliteli bir şey ortaya koyulduğu zaman
en ucra köşede de bile olsanız birileri sizi bulup getiriyor, kesin. Çıkarıyor. O kesin. Ya bugün olmaz, yarın olur. Yarın olmaz, gelecek yıl olur ama bulunursunuz. Mutlaka tespit edilirsiniz. İkincisi, yani ben şuna inanıyorum. Siz o kaliteyi ortaya koyduktan sonra zaten televizyoncunun, radyocunun işi ne? Böyle insanları arıyor kesinlikle. Zaten. Yani bu insanları bulup çıkaracak ki dinlensin ya da izlensin. Bu anlamda yazarken, çizerken, okurken bence biraz daha gayret, biraz daha insanları etkileyebilecek bir şiir ya da ne bileyim artık roman mı dersen, hikaye mi dersen, hangi alanla iştigal ediyorsan et, biraz daha gayret, biraz daha kalite zaten kendiliğinden istediğini, arzuladığını İnşallah. Getirecektir. Bir de artık işte Kadir gibi genç kardeşlerimizin içinde bu bir avantaj, sosyal medya, internet dünyası. Kesinlikle. Doğru mu? Kesinlikle. Ersen, yani güzel bir alan var, kendiliğinden yayılan, kendiliğinden duyurmaya çalışan bir alandır internet. Sevgili kardeşim, bir kez daha söyleyelim, gönlü kalmasın. Kadir Dinçer YouTube'da mutlaka vardır. Şiirlerini duyurmak istiyor. Genç bir adam adı kardeşimiz. Kendi mi seslendirdi? Kendi seslendirdi. Sen YouTube okudun sayfasını. Şiirleri de. Tamam, ben de akşam bakarım. Fon verdin mi alttan? Fondu mu okudun? Alt yaptım. Peki. İnşallah, profesyonel bir iş çıkarmış yani. İnşallah, ya, güzel inşallah. Olur. Şiir sevenlere duyurunu da yaptık, tamam mı? Gönlünü de almış olduk. Peki, hocam sorularımıza geçelim. Evet. Diyor ki sorunun birinde, çocuğumuza verdiğimiz isim illa ki Kur'an'da geçmesi gerekir. Güzel bir soru. Bize çok sorulan sorulardan birisi. Bir kere verilen ismin Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyelerine baktığımızda bir, o isim İslam'a muhalif bir isim olmayacak. Çok özür diliyorum. Çocuğunuza Nemrut, Firavun ismini koyamazsınız. Çünkü tarihte bunların yeri ve İslam'la ve İslam peygamberleriyle mücadelesi belirlidir. Anılmalı, aynen. Bu tarz bir isim koyup çocuğunuza hakaret ettiremezsiniz. Bu ismi koyamazsınız. İki, verdiğiniz isim hem bu tarzda olmayacak hem de insanların hafife alacağı, alaya alacağı bir isim de olmamalı. Yani çocuk toplum içerisinde rencide olmamalıdır. Bunlara riayet ettikten sonra ister Kur'an'dan olsun, ister Kur'an'ın dışından bir isim olsun. Şimdi düşünün ki milyonlarca, milyarlarca insan var. Hepsine Kur'an-ı Kerim'de nereden isim bulacağız? Kur'an-ı Kerim'deki isim sayısı sınırlıdır. Yani toplasanız erkek için, kadın için 10-20 tane... erkek için 10 isim ya var ya yoktur. Kadın için de özür diliyorum. Erkek peygamberler olduğu için 25, 3 de ihtilaflı 28. Hadi 50 insan olur. 50 erkek ismi olsun. 10-15 tane de bayan ismi olsun. O kadar da yok zaten de. O zaman diğer insanlar isimsiz mi kalacak? Ya da toplumumuzun yanlışlarından birisi de şu. Diyor ki Kur'an'da geçsin ama ne olursa olsun. Hayır. Bu doğru bir şey değil. Cennetteki bir ağacın ismi bile olsa katabiliriz. Onda problem diyor, yok. Ama yani mesela diyor ki Kur'an'da geçsin. Mesela biz Kezban ismini kullanırız değil mi? Kur'an-ı Kerim'de var. Ama Kur'an-ı Kerim'de yalancı anlamında kullanılıyor. Öyle mi? Tabii. Kezban'ın anlamı yalancı aslında. Şimdi Kur'an-ı Kerim yalancıyı kınıyor orada. Sen diyorsun ki bu isim orada geçiyor, ben çocuğuma katayım. Bu yanlış. Kur'an'da geçse Kur'an'da geçen ismi katmak zorunda değiliz. Diğer isimleri de katabiliriz. Mesela örneğin Ali, Ömer Kur'an'da yoktur. Örneğin ne diyeyim, Ayşe Kur'an'da yoktur, evet. Ama katabiliriz. Evet. Yeter ki Kur'an'da geçsin diye bir şey yoktur ama katacağımız isim İslam'a muhalif olmayacak. İki, o çocuk onunla rencide olmayacak. Evet. Üç, İslam'ın hani büyük düşmanları dediğimiz insanların da mesela Ebu Cehil'in ismini koyamazsın. Bunun dışında dilediğin ismi koyabilirsin. Benim adım işte sorun yani. iPhone mesela. Ne? Bakayım dedim de unuttum anlamına. Bakacağım. Hocam ben bulamadım yani. Bu teknolojide yıllardır bulamadım. Eğer sen bulursan vallahi Allah belki razı olsun derim. Yani verenler sana çok farklı bir isim olsun yani, diye koymuşlar. Mesela işte benim adım Kur'an-ı Kerim'de yoktur. iPhone yoktur. Kur'an-ı Kerim'de şimdi olmayabilir. Ne olacak yani? Kur'an'a muhalif olmasın da Kur'an'da olmasın yani. Evet. Peki. Ersen biraz siyasete gelelim. Yani sen Kasım ayındaki genel seçimde, yani 1 Kasım'daki evet. genel seçimden önce bir siyasi parti olan Türkiye'nin bir siyasi parti, o senin tercih hakkındır. Herkes saygı duymak zorunda. Oy verir, vermez. Evet. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin Adana Milletvekili aday olarak başvurdu. Evet.
Ama senin daha önce bir hani ben belki senin yıllardır çok iyi tanıdığın bir abinim ben senin, kardeşimsin. Hani bu kadar çok siyasetin içerisinde değildin hani. Biliyordum az buçuk var ama bu kadar aktif değildin hani. Ama birdenbire Kasım ayındaki... Evet, aslında hiç kimsenin beklemediği bir şeydi. Sen aday adaylığı, onu da geçtin ve aday oldun. Evet. Ve siyasi arenada yerini aldın. Şimdi nasıl oldu bu karar, nasıl verdin dersen? Öncelikle artık bir kere hangi siyasi partiden olursa olsun gençlerin bir şekilde önünün açılması gerektiğini düşünen bir yapıya sahip, bir düşünceye sahip. İlla ki hani 40'lı 50'li yaşlara beklemek gerekmediği kanaatine vardım. Ben de partime, şehrime, ülkeme hizmet anlamında kendimde yeterli bilgi birikimi hissettiğimin farkına vardım. Ve bu düşünceyle aday adayla başvurumuzu yaptık. Yüce Rabbim bize nasip etti adaylığımızı. Genel merkezimizin de, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezimizin de takdiriyle 1 Kasım 26 dönem milletvekili seçimlerinde aday olduk. Tabii ki işin aslına bakarsanız, özüne bakarsanız yaş itibariyle tabii beklenen bir şey değildi. Bir de hani çok fazla böyle tabii bir partiye gönül verdim. Ben yıllardır Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinde yer alan bir insanım. Bununla beraber ülke ocaklarında yetişmiş ülkücü kimliğe, kişiliğe sahip biriyim. Bununla da her zaman iftihar ettim. Onur duydum, gurur duydum. Artık hani temelden, ocaklardan yetişen insanların da, kardeşlerimizin de, tabii adaylar içerisinde birçoğu öyleydi. Benim de hem basın mensuplarını temsil noktasında, çünkü son dönemlerde Adana'da basın camiasından hiç kimsenin adaylığı söz konusu, aday adaylığı oldu ama adaylığı söz konusu olmadı. Ne yerelde, ne genel seçimler. Bu anlamda sektörümde bir ilki başardım. İlk kez bir basın mensubu olarak milletvekili adayı oldum. Adana için bazılıyor. Bir kere bunun gururunu yaşadım. Tabii ki senin de bir dönem bağımsız adaylığın söz konusu olmuştu. Ben çok uzun yıllar önce. Bir yerel seçimde. Evet, 2007. 2004. 2004, özür diliyorum. Hocam evet. Sen biliyor musun? Evet, 2004. Yok, bilmiyorum. 2004 yılında Seyhan İlçe Belediye Başkanlığı'na adaydım ben. Bağımsız adaydım. Ben de işte o zamanlar Ersen gibi genç bir kardeşim. Yok, benden daha gençti. Daha gençti. Abdurrahman Bostaş'la mı yarışıyordunuz o zaman? Yok, Abdurrahman Bostaş Büyükşehir'e mi adaydı? Büyükşehir'e onun haddimize mi onunla yarışabilirdik? Yani haddimiz değil. Biz de kendimize Abdurrahman Bostaş hocamın önüne geçemedi tabii ki. Onun sloganları falan aldı başını gitmişti. Türkiye konuşuyor onun sloganlarını biliyorsunuz. Tabii bizim şahsi olarak öyle bir sloganımız olmadı. Senin de olmadı tabii ki ama. Yani sonuçta siyasete bir şekilde adım attın. Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Bundan siyasi sonrası, anlamda. Siyasi anlamda aslında yine aynı çizgimde devam etmeyi düşünüyorum. Adaylık konusunda yeri zamanı geldiğinde, günü geldiğinde karar vereceğim. Hani şu an için yine... Aktif siyaset şu an yok. Aktif siyasetten ziyade yine hani hayır hasenet işleriyle beraber siyasi işlerimizi de yürütüyoruz. Olması gerektiği gibi savunduğumuz noktalar var. Radyomuzda ve bireysel istişarelerimizde bunları dile getiriyoruz. Tabii ki bir hayat, bir dünya görüşümüz var. Ülke menfaatleri için, ülkemizin menfaatleri için yanlış gördüklerimize yanlış, doğru gördüklerimize doğru diyen bir yapıya sahibim. Söylemem gerektiğini de söylüyorum. Hani partimiz içerisinde şu an oluşan biliyorsunuz bir karmaşa söz konusu. Aslında karmaşa da değil. Yani 19 Haziran'da yapılan bir genel olağanüstü tüzü kurultayı vardı. Evet. O da bugün itibariyle iptal edildi. Mahkeme kararıyla iptal edildi. Onun da iptali gerçekleşti. Çünkü birçok usulsüz noktalar tespit edildi. Bununla beraber orada değiştirilen bir madde diye 13 maddenin değiştirilmiş olması da bunlar hep havada kaldı. Öyle diyeyim. Yani geçersiz sayılır. Mahkeme kararıyla mensup olduğunuz edildi. Siyasi partinin şu dönemler biraz çok karmaşık
kavramlar aslında Milliyetçi içerisinde Hareket Partisi hiçbir olması sizi üzüyor mu? Ben onu merak Tabii kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Çünkü bizim mevcut genel başkanımız var ve mevcut genel başkanımızın belirlemiş olduğu 2018 olağan kurultayı vardı. Olağan genel başkan seçim kurultayı vardı. Bunun üstünde, 10 Temmuz'da olacak mı? 10 Temmuz'da evet olağanüstü kurultay olacak. Olacak. Hem tüzük kurultayı hem genel başkan adaylarının çıkacağı, yarışacağı bir kurultay olacak. Evet. Hayırlısı olsun hayırlısı bakalım olsun. Sizin için de ülkemiz için de. Hocam şöyle az önce hani sevgili Ersen dedi ya hayır hasenet işlerine de siyasi yönden de devam ediyoruz, insani yönden de devam ediyoruz dedi. Hani neler yapıyorsunuz dediğimde. Şöyle bir soru gelmiş bize. İnsanları teşvik etmek için hayırları açıktan yapmak caiz midir hocam? Evet. Şimdi tabii ki hayırları açıktan yapmak duruma göre caizdir. Fakat bir gerekçe yoksa onu açıktan yapmak o işin maneviyatını ve sevabını alır götürür, tabiri caizse heder eder, yok eder. Ne demek bir gerekçe? Gerekçe şudur. Mesela bir toplumda bulunuyorsunuz. Topluma faydası olacağını düşündüğünüz bir etkinlik olacaksa ya da bir hayır yapılacaksa veya işte diyelim ki bir kurum inşa edilecekse, bir cami gibi, bir Kur'an kursu, bir okul, bir sağlık ocağı, bir başka bir herhangi bir kurum ya da diyelim ki bir fakiri, yetimi giydireceksek ya da maddi anlamda onu kalkındıracaksak, aslında bütün bunları yaparken o hayrı gizli yapmak en evla ve en güzel olandır. Çünkü Peygamberimiz diyor ki sağ elinin evet. verdiğini sol eli görmeyecek çok şekilde. Önemli. Yani burada yine mecazi bir anlatımla sen verdiğinde yanı başındaki kardeşin, arkadaşın, komşun bile görmeyecek, bilmeyecek, farkına varmayacak. Fakat senin niyetin ya da gerekçen şu ise ben bunu açıktan vereyim. Ben açıktan verdiğimde şu insanlar da teşvik olacak. Bana bakarak onlar da hani daha çok yardım etme isteği duyacaklar. Onlar da yardımlarını esirgemeyecekler. Onlar da yetimi sevindirecekler. Ya da ben onlara bu hususta örnek olayım. Bir öncülük edeyim, bir rehberlik edeyim. Ya da şu caminin inşaatına ben açıktan bir katkı sunayım ki başkaları da hani beni görerek bir istek duysunlar. Onlar da bir katkı sunsunlar anlamında hayrını açıktan yaparsa, amaç burada riyakarlık değilse, gösteriş değil de insanları etkileyip insanların o yardıma daha çok katkı sunmasına vesile olmaksa bunda günahı yok, bilakis sevabı var, caizdir, mükafatı da çoktur. Evet, teşekkür ederim hocam. Hemen bir başka daha sorum olacak size. Kan verme gibi ya da süt kardeşliği gibi akrabalık meydana getirir mi hocam? Şimdi diyelim ki bir hastamız var, kan ihtiyacı var. Kan vermek uygun mu bir kere? Yani sadece oruç döneminde değil ya da Ramazan vaktinde değil, diğer gün ve gecelerde de kan bağışında bulunabiliriz de Kızılay'a kan bağışında bulunuyoruz ya da hastanelere gidip kan bağışlayabiliyoruz vesaire. Bu caiz mi? Bir kere İslam'da caizdir. Sevabı var mı? Var. Çünkü o kanı alan bir hastamız belki de hayata tutunacaktır. Ya da diyelim ki ameliyat olacaktır, kan bulunmayacaktır. O kan belki de o insanı hayatta tutacağı için evet. senin büyük bir sevabın var. Çünkü canın yaşamasına vesile oluyorsun. Peki bağışladığımız, verdiğimiz bu kan birine verildiğinde o kimse ile biz hani kan kardeşi diyebiliriz de acaba süt kardeşi gibi kardeş olur muyuz? Ya da aynı anneden babadan doğmuş iki insan gibi kardeş olur muyuz? Hayır. Kan kardeşliği ya da kan bağışlanma neticesinde birinin kanı alan bir insan onun öz kardeşi ya da süt kardeşi gibi olmaz. Süt akrabalığı ya da kan akrabalığı çok farklıdır. Dolayısıyla bir kan bağışladığımızda kanımızı alan kimse benim öz kardeşim ya da süt kardeşim gibi hakiki kardeşim olmaz. Ama tabii Müslüman kardeşimdir, o ayrı bir konu. Peki, teşekkür ederiz. Evet. Ersen, senin var mı öyle süt kardeşim, kan kardeşim falan? Yok. Oldu mu hiç? Kan kardeşimiz oldu tabii çocukluk dönemlerinde evet. falan, böyle çok meşhurdu o dönemlerde. Hadi gel kan kardeş olalım falan. Tabii sanki ki, bu aralar o da kalmadı. Bu kalmadı hocam. Kalmadı değil mi? Kan kardeşliği falan. Sokak kültürü bir kere zayıfladı. Zayıfladığı için o olaylar olmuyor. Peki. En az bir 15-20 tane kan kardeşim vardır. Ersen, Kubbeli Han'da, Merkez Park'ta, tekrar evet. buraya dönelim. Sen bir stand açtın buraya. Evet.
Ben mesela radyonun standımı tanıtacaksın şimdi diye bekledim. Şimdi herkes öyle düşündü. Hani radyonun standı mı olur diye. Baktım sen çok farklı bir şekilde burada diğer esnaflar gibi sen de yerini aldın. Şimdi diğer biraz esnaflardan farklı şu. Niye böyle bir karar aldın? Şimdi biz standı aldığımızda hani ilk etapta hani radyoyu mu koyalım, nasıl yapalım? Çünkü Ramazan ayı olduğu için çalışanlarımız da oruç tutuyor. Allah kabul etsin herkesin orucunu. Arkadaşlarımız burada sıcağın altında hani yormak, şimdi klimada klima altında yayın yapıyorlar. Hani burada yapmaları biraz daha zor olacak. Onun da düşüncesinde düşünerek eşimin de çalışma isteği, arzusu çok fazlaydı. Burayı ben sıkma gözleme yapacağım, böyle bir şey yapmayı düşünüyorum dedi. Biz de burada baktığımızda hani çok fazla yeme içme olmadığını gördük. Hani soğuk içeceklerin bol olduğu ama böyle hamur işinin olmadığı bir oluşum gördük. O yüzden biz de böyle bir karar aldık. Aslında çok benimle bağdaşan bir şey değil. Benimle de alakalı olan bir şey değil. Tamamen eşimin patronu. Evet. Onun kontrolünde, gözetiminde. Yoksa biz elimizin mikrofonuyla hamur işine karışmayız abi. Hocam dinimizde erkeklerin eşlerini çalıştırmasıyla ilgili böyle hadis ya da bir şeyler var mı? Yani nedir dinimizde kadınlar? Şöyle bir soru sorarlar bazen bize. Çok özür diliyorum. Kadının çalışması caiz mi değil? Yani. Çok tartışılan bir konu bu. Evet. Kadının iş hayatında yer alması dine uygun mu değil mi? Tabii ki kadının iş hayatına girmesi ya da ticaret yapması ya da iş yeri açması veya bir öğretmen, hemşire, doktor vesaire mühendis olması dinen caizdir. Zaten olmazsa o akıl dini İslam'a aykırı ya da insanın fıtratına en uygun olan inanca İslam'a aykırı olur. Fakat kadının çalışması caiz olmakla birlikte kadının riayet etmesi gereken bir takım kurallar var. Tabii bu kurallar aslında erkek için de geçerlidir. Yani bir erkek esnaflık yaptığı gibi kadın da esnaflık yapabilir. Bunda bir problem yok. Fakat her ikisi de bu esnaflığı yaparken bir takım kurallara riayet edecek. Örneğin dükkanını açarken helal bir iş yapmakla mükelleftir. Gidip yani haram olan bir maddeyi satamaz. Kadın da satamaz, erkek de satamaz. Veya çok özür diliyorum, gayrimeşru bir iş yapamaz. Kadın da yapamaz, erkek de yapamaz. Yani kurallara riayet edecek derken sadece bunu bayan için söylemiyoruz. Bu aynı zamanda erkek için de geçerlidir. Tabii bir de hani hangi işle iştigal ederse etsin, erkek de kadın da setri avret dediğimiz yani bedenini örtmesi gereken kısımları açısından örtmekle mükellef olduğu yerleri evet. örttükten sonra her işi, meşru olan her işi yapabilir. Evet. Bugün bizim hemşerilere ihtiyacımız var. Hemşireler olmasa biz nasıl tedavi olacağız değil mi? Kesinlikle. Ya da bayan doktorları düşünün. Çoğu bayanlarımız nereye gider? Bayan doktora gider. O evet. bayanlar olmasa peki bayanlar nereye gidip tedavi olacak? Ya da hastalığını tedavi ettirecek, teşhis ettirecek. Örneğin öğretmen, işte diyelim ki kreş öğretmenlerimiz var değil mi? Evet. Çocuklarımızı yetiştiren. Onlar olmasa acaba kim yetiştirecek? Evet. Bilakis bazı meslekler var ki, bazı hususlar var ki özellikle kadının o işleri yapması gerekir. Evet. Özellikle yapması Kesinlikle. Gerekir yani. Bir erkeğin kreş öğretmeni olduğunu düşünemiyorum. Evet, yani değil yani. Mi? Çünkü şefkat, merhamet Kesinlikle. Lazım o iş için. Onu da en iyi beceren kimdir? Annelerdir, Anneler. Bayanlardır. Bayanlardır evet. Yani bayanın iş hayatına girmesi duruma göre elzemdir ama belli kurallara da riayet ederek. Tabii o kurallar duruma göre erkek için yani de geçerli. Hayatın her alanında kadın duygularıyla, yaratılışındaki Allah'ın vermiş olduğu naiflik ile, merhamet ile merhamet. Kadının esnaflıkta da aslında biz erkeklere göre biraz daha avantaj olduğunu söyleyebiliriz bu Şimdi konuda. Hem öyle hem mesela trafiğe bakın. Trafiğe çıkıyoruz hepimiz değil mi? Bayanlar bazen erkekleri böyle bir sinirlendirir. Ama aslında bakıyorum bayanlar doğru olanı yapıyor. Trafikte kurallara çok sabırlı, insan, kurallara riayet eder, yavaş yavaş evet. gidiyor falan. Yani kural neyi gerektiriyorsa onu yapıyor ama biz erkekler biraz bu konuda sabırsız olduğumuz için hani o sabırsızlıkla Kesinlikle. Da onlara biraz yükleniyoruz. Ama doğrusunu onlar yapıyor. Ben inanıyorum ki kadının olduğu her yerde bu anlamda bu kadının elinin değdiği birçok alanda güzellik olur, huzur olur, mutluluk olur. Peki. Hocam şöyle bir soru var. Yavaş yavaş da sonlara yaklaşıyoruz. İftar vaktine yaklaşmaktayız Adana için. Diyor ki sorumuz.
Bir kişi Ramazan ayında hayatını kaybetti. Ya da evet. Ramazan ayında değil, normal bir zaman diliminde ama Cuma günü öldü. Evet. Hayatını kaybetti. Yani o ölen kişinin Allah katında iyi bir insan olduğunu mu gösterir? Evet. Şimdi bir insanın Ramazan'da doğması ya da ölmesi veya Cuma günü doğması ya da ölmesi onun ne iyi bir insan olduğuna işaret eder ne de kötü bir insan olduğuna işaret eder. Veya işte bir insanın pazar günü, pazartesi günü, salı, çarşamba doğması, ölmesi ne onun uğursuz olduğuna ya da kötü olduğuna işaret eder ne de iyi olduğuna işaret eder. Şimdi çok özür diliyorum. Şöyle bir insan düşünün ki zalim olsun, katil olsun, hırsız olsun, arsız olsun. Örnekleri daha da sayabiliriz. Ya da inançsız olsun, Allah'a da inkar eden bir insan olsun. Kadir gecesinde bile ölse biz ona iyidir diyebilir miyiz? İnanç anlamında, ibadet anlamında, ahlak anlamında, maneviyat anlamında. Ya da bir insan düşünün ki yani Cuma vaktinde öldü ama kırmadığı kalp kalmadı, yapmadığı haksızlık kalmadı. Almadığı can kalmadı diyelim. Çalmadığı mal mülk kalmadı diyelim. Yani sayabiliriz. Evet. Şimdi bu adam Cuma vaktinde öldü. Tamam affedildi cennete gidecek diyebilir miyiz? Hayır. İnsanın nereye gideceğini ya da ahiretteki akıbetini hangi vakit öldüğü belirlemez. Ne yaptığı belirler. Ameline bakarız. Eğer ki ameli iyiyse işte iman var, ibadet var, güzel bir ahlak var. Beşeri münasebetlerde güzel bir yaşamı varsa, insanlar ondan razı ise, bu adam isterse gecenin üçünde ölsün, isterse uzayda ölsün, isterse yerin derinliklerinde ölsün, bu adam hangi vakit fark ve etmez. Nerede ölürse ölsün kıymetlidir, peki, değerlidir. Hocam son dakikalar, Ramazan ayının son 10 gününde evet. İtikaf durum var. İbadetimiz var. Neydi hocam? İtikaf. Evet, itikaf. İtikaf. İbadet. Bunu biraz açıklar mısınız? Ersen, şimdi, sen biliyor musun mesela bunun içeriğini? Yok, içeriğini bilmiyorum. Evet. O zaman ben de tam bilmiyorum. Aslında ben hocamdan öğrenmek itikaf istiyorum. İbadeti, önce bir tanımını yapayım sonra ne olduğunu izah edeyim. İtikaf ibadeti belli bir mescitte, özellikle 5 vakit namazın kılındığı bir camide, mescitte kurallara uyarak belli bir zamanda ibadet etmektir. O belli bir zaman ne hocam? Belli bir zaman şudur. Ramazan'ın son 10 gününde, Peygamberimiz son 10 gününde 20'den 30'a ya da 19'dan 29'a 10 günlük süreçte camiye tabiri caizse sığınmış, yerleşmiş, orada kendini ibadete ayırmıştır. Yeme, içme, uyuma, yatma. Oraya döneceğim. Bu Peygamberimizin sünnetidir. Peygamberimiz her Ramazan'da terk etmediği tek sünnettir. Her Ramazan'da terk etmediği tek sünnet itikaf ibadetidir. 10 gün boyunca Peygamberimiz camiye yerleşmiş ya da mescide yerleşmiş, orada ibadet etmiştir. Kendini dünyadan soyutlamış ve sadece ibadete vermiştir. Peki ne yemiş, ne içmiş ya da ihtiyacını nasıl gidermiş? Camide yemiş, içmiş, camide üstünü değişmiş. Çünkü itikafın özelliğinde bu var. Çok özür diliyorum. Eğer bir tuvalet ihtiyacı ya da duş ihtiyacı varsa o ihtiyaçlar zaruri olduğu için onlar için çıkabilir caminin dışına, duşunu alır, geri gelir. Ya da af buyurun, WC'ye çıkar, ihtiyacını görür, geri gelir. Bunun dışında rahatsızlanırsa, hastalık gibi, ondan dolayı hastaneye gitmesi gerekiyorsa gider, eğer doktor gelmiyorsa, gelemiyorsa. Bunun dışında hastalığı yoksa, bu tarz bir ihtiyacı yoksa camiden çıkamaz. Kaç gün kalacaksa, kaç peki gün niyetlenmiş... caminin içerisinde çıkamaz dediğimiz evet. bölümde... Evet. 5 vakit namazı kılmak için mi yoksa vakitler haricinde de ibadet aslında etmek? Aslında vakitler dışında ibadet etmek için. Zaten o namaz vaktinde herkes camiye herkes geliyor. Zaten şimdi herkes açık. O zaman şimdi diliminde orada, yani Kur'an mı okuyor, orada, tesbih mi çekiyor, orada, zikir mi ediyor? Eyvallah. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir, bu iş camide olur diyor. Bayanlar ama evde yapar bu işi. Evet. Bayanlar evde itikafa girer. Evinin bir köşesine çekilir. İtikaf eder. Erkekler camide. İslam alimleri Peygamberimizin bu uygulamasından hareketle 10 gün itikaf olur diyor.
Kimi alimler de diyor ki bir saat de olsa o niyetle yaptıktan sonra itikaftır. Bir saatlik bir itikaf ve sevabı olur diyor. Camide olmak zorundadır ve camiden dışarıya çıkamazsınız. Peki camide ne yapacaksınız? Yani tamam, namaz vakitlerinde namazı kıldı, itikafı yerine getir, itikaf için camiye geldi, namaz vardı, namazı kıldı. Bunun dışında ne yapacak? Gece gündüz camide kalırsınız. Temel ihtiyaçlarınız dışında dışarıya çıkamazsınız. Camide ne yaparsınız? Allah'a dua edersiniz, tövbe edersiniz, Kur'an okursunuz. Bunların da ötesinde tefekkür edersiniz. En önemlisi itikafın bir özelliği de itikaf yapan kimsenin tefekkür etmesi, düşünmesi, bir nefis muhasebesi yapması, kulluğunu tekrar gözden geçirmesidir. 20 yıllık, 30 yıllık, 40 yıllık bir ömrün muhasebesini yapmaktır. İtikaf aynı zamanda bu tefekkür ile yapıldığında hem Allah'ın rızasını kazandırır hem de aynı zamanda kişinin ateşten uzaklaşmasına da bir vesiledir. İtikaf aslında bir tefekkür, bir nefis muhasebesi olduğu gibi aynı zamanda zengin olanın, fakir olanın, makamlı, makamsız olanın, bütün insanların aynı mabette, aynı bir küçücük bir camide ya da mescitte bir ahiretin hazırlığını ya da provasını yaptığı yegane yerlerden birisidir. İmkanı olan, zamanı ve işi müsait olan her Müslümanın bu sünneti icra etmesini tavsiye ederiz. Buradan diyeceğimiz şudur ki, buyurun. Bayanlar evinde, evinin bir köşesine çekilerek belki 10 gün yapamaz, belki 5 gün yapamaz, zamanı işi müsait değildir. En azından bir saat bile olsa bir tefekkür, bir itikaf yapmasını tavsiye ederiz. Erkekler de hani 10 gün yapamıyorsa, 5 gün yapamıyorsa camiye en azından bir namaz vakti gittiğinde bir saat erken gitse, bir saatlik bir niyetle bile o itikafı yapabilirse çok güzel olur. Çünkü Peygamberimizin sünnetini yaşatmış olur. Vazgeçmediği bir sünnet. Vazgeçmediği, terk değil etmediği tek sünnet itikaftı Peygamberimizin. Bu kadar önemli yani. Evet, aslında hani ben duydum, biliyorum. Özellikle hani Ramazan ayında yaz sıcağına denk geldiği için Pozantı ve Tekir'e giden dostlarımız var, ortak tanıdıklarımız falan da var. Evet. Kerim abi falan ittifak ibadeti için Pozantı'ya gidiyor. Son 10 gün, evet. Pasiçik yeri. Evet. Maşallah. Tüm hayatta irtibatını kesiyor, ulaşmak mümkün olmuyor. Aslında nedir işte, sevgili üstadım? Özet şudur, işin özeti şudur. Yani kul, haşa, manen söylüyorum bunu. Çünkü Allah mekandan münezzehtir. İnsan Rabbinin kapısında affını bekliyor. Ya Rabbi, ben senin evine sığındım. Çünkü camiler Allah'ın manevi evidir. Ben senin evine sığındım. Hani bir insanın evine sığınırsınız ya. Evet. Artık abi ben sana sığındım. Yani kurban olayım. Evet. Allah'ım senin evine sığındım. Senin affına sığındım. Affımı bekliyorum diye o mabede, camiye, mescide girdiğimizde, itikaf yaptığımızda aslında bizim Allah'a arz ettiğimiz halimiz odur. Ya Rabbi, 20 yıllık, 40 yıllık, 60 yıllık ömrümüzde yaptığımız hataların affını bekliyoruz, merhametini bekliyoruz. Teşekkür ederim. Son 1,5 dakika. Sevgili Ersen Tüzener, neler söyleyeceksin? Artık birazdan iftar vakti için ezanımızı okuyacağız. Özellikle ben öncelikle Sayın Hocama, size ve huzurunuzda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Sözlü Bey'e, Hüseyin Sözlü Başkanımıza teşekkür ediyorum. Böylesi güzel bir organizasyon ve böylesine özel bir program için ayrıca teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Rabbim tüm herkesin ibadetlerini kabul etsin. Herkesin kalbine, gönlüne göre versin. Amin. Teşekkür ederim. Hocam, ezana kadar en azından bir soruyla doldurmuş olalım. Değerli konuğumuz Sayın Ersen Tüzener'in de düşüncesini hani ezandan önce almış olduk. Teşekkür ederiz kendinde katıldığı için programımıza. Vücudumuzun herhangi bir bölümünde dövme İslamiyet'te günah mıdır? Dövme var ise kılınan namaz kabul olur mu hocam? Şimdi dövme İslam'a uygun olmayan, ne diyeyim artık, fıtratı değiştiren müdahalelerden birisidir. Aslında kişi dövme yaptırmakla, kusura bakmasın ama dövme yaptıranlar, anlamı şudur. Ya Rabbi, sen benim bedenimde bir eksiklik bıraktın, ben onu tamamlıyorum. İslam alimleri öyle değerlendiriyor.
dövme ve benzeri bir takım estetikler fıtrata müdahaledir. Allah'ın yarattığını değiştirmedir. Bundan dolayı caiz değildir. Çünkü evet, hem bedene de eziyettir hem şekli de değiştirdiğinden caiz değildir. Duruma göre bazı dövmeler abdeste ve gusle de engel olabilmektedir. Hani o tabaka oluşturan dövmeler var. Tıpkı bir ruj gibi düşünün. Suyun temasını kestiği için abdeste ve gusle engeldir. Ama genel piyasadaki dövmeler tabaka oluşturmadığından abdeste ve gusle de engel değildir. Ama yapmamaları geçicidir, da geçicidir onlar. Yapmamaları da gerekir. Peki, teşekkürler. Adana için iftar vakti, ezanımız okunuyor. Allah kabul etsin diyelim oruçlarınızı. Biz şimdi ezanımızı dinleyelim, sonrasında duamızla programı bitireceğiz. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttuk, sana inandık, sana güvendik, senin rızkınla orucumuzu açıyoruz. Allah'ım, bugün tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları, ettiğimiz duaları, yaptığımız hayırları kabul eyle. Allah'ım, şu vaktin hürmetine, duaların kabul olunduğu vaktin, iftarın hürmetine ya Rabbi, hastalarımıza şifa, derdi olanlara derman, sıkıntısı olanlara da ya Rabbi sen en karibu zamanda derman ihsan eyle. Ya Rabbi, şu vaktin hürmetine senin ve peygamberinin yolunda yürüyen, Kur'an'ın ve sünnetin yolunda yürüyebilen, Kur'an'ın ve sünnetin şefaatine nail olabilen kullardan eyle. Allah'ım, birliğimizi, beraberliğimizi, sevgimizi, muhabbetimizi daim eyle. Ya Rabbi, bozmak isteyenlere de sen fırsat verme. Amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Lillahi Teala. El Fatiha. Evet sevgili izleyenler, bugün de mübarek Ramazan ayımızın 19, hocam bugün 19. Evet, evet 19. 19. gününde iftarımızı, Adana için iftarımızı açtık. Sevgili değerli konuğum, kardeşim, Lider FM yöneticisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin son yapılan genel seçimde Adana milletvekili adayı olarak da siyasi arenada yer alan, medya sektöründe sevilen değerli dostumuz, kardeşimiz Ersen Tüzener'e teşekkür ediyorum bir kez daha. Ayrıca program partnerim, değerli hocam, Çukurova vaizimiz, evet, Doktor Mehmet Zeki Uyanık hocama da teşekkür ediyor. Siz saygıdeğer seyircilerimize de buradan hayırlı Ramazanlar, iftarımız, orucumuz bir kez daha kabul olsun. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.
Bizim Allah'tan başka hiç kimseden korkumuz olamaz. Biz yolumuza devam edeceğiz. Bu yoldan da bizi hiç kimse çeviremez. Biz tüyü bitmemiş yetimin hakkını, bu belediyenin her kuruşunda tüyü bitmemiş yetimin hakkı vardır, sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Hırsızların, dolandırıcıların, belediyeden geçinmeye alışmış, nemalanmaya alışmış üçkağıtçıların hesabını elbette ki bozacağız. Muhtarlarımızı muhtaç etmeyeceğiz. Onlara da gerekli yardımı destek. Evet, evet. Teşekkür ediyoruz. Kulağın buraya yüzüne. Rica ederim ablacığım, rica ederim. Reis abim için teşekkür ederim. Ben fazla konuşamam. Her şey için teşekkür ediyorum. Rica ederim ablacığım. İyi ki varsınız. Çöpüm alınmadı diyen var mı? Şu konteynerde şöyle bir sorun var diyen var mı? Park bahçede şöyle bir sıkıntımız var diyen var mı? Bakın, çözdükçe sorun kalmıyor. Allah'ın izniyle de Çukurova'nın hiçbir sorunu kalmayacak en yakın zamanda. Adana'da yemekçilikte bir marka Hisar Tuncer Yemek Hizmetleri, düğün, cenaze, fabrika, okul, catering ve toplu yemek hizmetlerinde 4 saat içinde yemekleriniz hazırlanır. Hisar Tuncer Yemekçilik, hijyen, uygun fiyat ve dürüstlük temel ilkemizdir. Hisar Tuncer Yemek Hizmetleri, irtibat 435-1249, 435-1249, GSM 0541-320-0172. Hayalinizdeki işi kurmadan önce Nurs Lokman Hekim'e danışın. Nurs Lokman Hekim halka açılıyor. %100 yerli sermaye, %100 Anadolu'yuz. Çukurova'nın bereketli topraklarından kazandığımızı, soframızın bereketini yine bu toprağın insanına açıyoruz. Anadolu'nun bereketli topraklarında yetişen bitkilerin mucizesine inandık, yeniden sağlıklarına kavuşan insanların yüzündeki gülümsemeyi gördükçe daha çok çalıştık. Şimdi bitkilerin bu gücünü girişimci ruhlu insanımızla paylaşma zamanı. Uluslararası standartlarda yüzlerce ürün çeşidi, binlerce şifalı gıda takviyesiyle Edirne'den Kars'a, Pekin'den Washington'a, Dubai'den Arabistan'a Türkiye'nin gururu Nurs Lokman Hekim, şimdi de işsize, öğrenciye, emekliye, dul ve yetimlere bayilikler veriyor.
Anavatanı Avrupa, Kuzey Afrika ve Batı Asya olan sarı kantaron günümüzde Kuzey Amerika'da dahil olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde yetiştirilmektedir. Uzun ömürlü bir bitki olan sarı kantaronun parlak yıldız şeklinde sarı çiçekleri vardır. Büyümesi için özel bir bakım gerekmez ve yabani ot gibi yol kenarlarında büyüyebilir. Modern zamanlarda besin takviyesi olarak kullanılan bitki bu özelliğiyle Amerika'da en çok satılan bitkiler arasında yer almaktadır. Ancak bitkinin en popüler özelliği orta dereceli depresyon tedavisinde etkili olmasıdır. Orta ve hafif dereceli depresyon tedavisinde kullanılır, yaralanmalar sonucu meydana gelen ağrıları hafifletir, bel ağrısına iyi gelir, cilt sağlığı için kullanılır, baş ağrısını alır, stresi azaltır, sakinleştirir, anemi tedavisinde yardımcı olarak kullanılır, sarılık tedavisinde kullanılır, göğüs ağrılarına iyi gelir, uykusuzluk tedavisinde kullanılır. Sarı kantaron bitkisi en çok depresyon tedavisinde kullanılmaktadır ancak menopozal semptomların azaltılmasında doku romatizmasına, sinek ısırığı kaşıntısını geçirmekten bel ağrısına kadar pek çok çeşitli sağlık sorunları için kullanılmaktadır. Depresyon tedavisindeki etkisi bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır ve bu alandaki uzmanlar tarafından kabul görmektedir. American Journal of Natural Medicine'da yayınlanan istatistiklere göre Almanya'da doktorlar sarı kantaronu Prozac gibi depresyona karşı kullanılan ilaçlardan 20 kat daha fazla önermektedir. Sarı kantaron yağı, egzema ve benzeri cilt sorunlarında da ve hemoroid tedavisinde de kullanılmaktadır. Sağlığa faydaları ilk olarak Hipokrat tarafından dile getirilen sarı kantaron 14. yüzyıldan günümüze kaygı, nevroz ve depresyon tedavisinde kullanılmaktadır. Geleneksel olarak yatak ıslatma, romatizma ve gut tedavisinde kullanılan bitki bazı kültürlerde yanık ve yara tedavisinde kullanılmıştır. Kardeş çekinetlensin yüreklerimiz. Gelin bizden muhabbet bekleyenlere uzansın ellerimiz. Gelin bir yetimin tebessümü, bir dostun muhabbeti, bir sofranın paylaşı olalım. Gelin gönüller yapalım. Bu Ramazan ve her zaman. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين
كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. خشي ربه. الله أكبر. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. أولئك
تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر صدق الله العظيم. Yıkılmadı şehadetin ordusu gökteki yıldızlar gibi sahabenin her biri Allah'ın dini için onlar canından geçti. Yıllar önce başladı bir diriliş muştusu. Yılmadı, yıkılmadı şehadetin ordusu. Yıllar önce başladı bir diriliş muştusu. Yılmadı, yıkılmadı şehadetin. Gökteki yıldız gibi sahabenin her biri Allah'ın dini için onlar canından geçti. Gökteki yıldız gibi sahabenin her biri Allah'ın dini için onlar gökteki yıldız gibi sahabenin her biri Allah'ın dini için onlar canından geçti. Gökteki yıldız gibi sahabenin her biri
Kubbeli Han'dan sizlerle tekrarla birlikteyiz. Yine bugün güzel bir programın ardından Kubbeli Han'da Merkez Park'ta Adana'da yayınımız devam ediyor. İftarlarımız açtık. Tüm tuttuğumuz oruçları arkamda Kubbeli Han. Kubbeli Han her gün anonsu buradan yapıyor. Kubbeli Han ne demek efendim? Kubbeli Han'da neler oluyor? Şimdi biraz sonra içeriye gireceğiz. Bakalım bu Kubbeli Han'da neler, hangi sanatkarlar burada sanatlarını icra ediyorlar. Programımızı da başlatmış olalım ve Bülent'le beraber de yavaş yavaş Kubbeli Han'ın içerisine girelim. Hemen burada bir ekip var. Ekibin de başı Ömer Erdoğan. Merhaba kardeşim. Merhabalar, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk ama biraz sesli konuş abi.
Abi hoş geldin. Nasılsın? İyi misin Zafer abi? İyiyim, iyiyim. Kubbeli Han diyoruz biz. Yaklaşık 20 gündür yayınlarımızı yaparken yayını Kubbeli Han'dan, Merkez Park Kubbeli Han'dan diyoruz ama Kubbeli Han'ın içerisinde daha henüz bir yayın yapmamıştık. Bizleri evlerinde seyreden Adanalılar da ya kardeşim bu Kubbeli Han ne diyeyim? Ne ola ki diye düşünüyor olabilirler. O yüzden bugün yayını burada yapacağız. Öncelikle seni tanıyalım kardeşim. Ben Ömer Erdoğan. Kültür Bakanlığı Geleneksel El Sanatları'nda ahşap işçili sanatçısıyım. Gördüğünüz gibi buradaki çalışmaların hemen hemen birçoğu bana ait ve diğerlerinde dernek üyelerime ait. Dernek olarak niye az konuşuyorsun abi? Dernek olarak buradayız. Bu dernek Adana Geleneksel El Sanatları Kültür ve Turizm Derneği. Şimdi süper, kaç tane standımız var burada? Bizim burada 12 standımız var. 11'isini biz kullanıyoruz. Diğerinin birini de bağımsız bir arkadaşımızla test. Evet, şimdi o zaman şöyle yapalım Ömer. Buradan direkt başlayalım. Zaten Adana'nın, tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim var karşımızda. Evet. Hidayet Özkan Bey. Nasılsınız Hidayet abi? Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Şimdi bu standı bir tanıyalım abi. Ne oluyor burada? Evet, bu standımız AGET, kısa adı. Adana, evet. Geleneksel Kültür Turizm Derneğimiz. Derneğinin, ne güzel abi, şalvarlar var burada, sazlar var burada, ya su kabağı görüyorum. Evet, geriye dönük biz örf adetlerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Geleneklerimizi, göreneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Burada biliyorsunuz ben halk ozanıyım ayrıca. Evet, evet. Birbirinden güzel sazlarımız asılı. İsteyen bağlama alır, isteyen şalvarını alır, isteyen kilimini alır, isteyen halısını alır. Evet, onu da söyleyeyim Ömer, satış da yapıyoruz burada. Tabii satış yapacağız, yapıyoruz. Hem sergi hem satış. Hem tanıtım doğru oluyor, hem de Adana temalarında tanıtmış oluyoruz. Bu. Şimdi vaktimiz çok yok Hidayet abi, böyle hemen standları dolaşmamız lazım. Teşekkür tabii ediyorum ki, ben sana. Teşekkür ediyorum. Başka bir programda türkü söyletelim sana. Tabii. Olur mu abi? Az sonra sahne alacağım zaten. He, tamam, süper. Hemen bir başka mekanımıza geliyoruz ki birbirinden enteresan ürünler var. Merhabalar hoş efendim. Geldiniz. İsim nedir? Geldiniz, Mustafa ben. Mustafa Bey, burada gel abi, tezgahın şu tarafı. Ne oluyor abi burada? Olay nedir? Burası mini bir ahşap oyma atölyesi diyelim. Burada birazdan dolaşacağın standlarda göreceğiz bütün ahşap ürünleri. Biz elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Başta hocamız Ömer olmak üzere. Şimdi abi eline tokmağı almak demek bu mu? Tokmağı ben senin eline tokmağı vereyim, mikrofonu tamam ben alayım. Abi ne yapacağız peki? Abicim bu iskarpela. İskarpela ki ben bunu çok tanırım ya, bilirim zaten. Evet. Ne yapacağız abi? Şimdi biz burada bir motif çizdik daha önce. Buraları açtık. Ben bunu bozayım mı abi? Bozabilirsin. Bozabilirsin. Tekrar düzeltiriz. Şimdi sen şuraları biraz düzeltmeye çalış abi. Şöyle efendim, ben biraz elimde anlarım bu işten ama çok da... Ben göstermiyorum. Temsili yap bari. Temsili mi yapayım? Yok ya, olur mu? Şöyle. Biraz daha açıyı indirelim. Açıyı indirelim ki malzeme kırılmasın. Evet. Evet. Şu sanat eserini de çekersen sanat eserini de abi tabii biz ustaya teslim edelim abi, sen al bu. Estağfurullah. Burada yapmış olduğumuz ham ürünler boyadan önceki hali, çekmiş hali, bitmiş hallerini burada sergiledik. Bunları görebilirsiniz. Bu masamızda da küçük ürünler, çalışmalarımız var. Onları da görebilir arkadaşlar. Tüm Adana halkını bekliyoruz. Gelsinler. Bayramın 15 bayramdan sonra 15'ine kadar açığız. Buradayız. Adana'ya hizmet için varız. Adana Geleneksel El Sanatları Kültür ve Turizm Derneği yeni kuruldu ve yaşamaya devam edecek. Süper abi. Bu sanatı yaşatmaya devam edecek. Süper, kolay gelsin. İşte zanaatkar diyorlar ya, işte zanaatkar. Biz standları vaktimiz çok yok. Hemen hızlı hızlı gezeceğiz efendim. Burada da bir yoğun bir stand var. Efendim merhabalar, kolay gelsin. Merhaba. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? İsim nedir? Hüseyin. Hüseyin abi ne oluyor burada? Burada bunları yapıyoruz, el sanatlarımız. Bu Ömer Bey'in standı bu. AGET üyesiyim. Onun şeyine yardımcı olmak amacıyla burada. Ömer Erdoğan standı. Evet. Yani stand da belli ediyor yalnız, Ömer Erdoğan standı olunca. Hani diğer standlar da güzel ama birbirinden... Ömer abi gel 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 de tanıt abi, nedir bunlar, ne? Adam işi biliyor bak, kameradan eğilerek geçiyor. Abi, ne var burada? Nasıl anlatayım ben sana? Mesela bak şöyle bir örnek verelim. Şimdi. Evet. Ne yazıyor? Allah lafzı yazan bir tabağımız. Evet. Üstünde ham maddesi. Katran ağacı. Tornadan çıkmış. Katran ağacı. Evet, birleştirilmiş katran ağacından, tamam mı? Ondan sonra oyma yapılmış. Oymadan sonra da şurada taş işleme. Taş kabartması, taş. Bildiğin taş işleme. Taşı, kaya taşı. Şöyle üzerine ne, hangi yöntemle abi bu şey oluyor? Yani bu taşı nasıl oraya monte ediyorsun? Mesela bu taşı. Abi tut abi bunu. Mesela şu gördüğünüz motifler tamamen bildiğin doğal taş. Doğal taşı ne yapıyoruz? Kahve makinesinde öğütüyoruz. Öğütledikten sonra da birkaç kimyasalla karıştırıp üzerinde öyle falan çalışıyorum. Süper abi. Teknik yeni. Yeni bir teknik. Bir yenilik. Bakanlık bunu
direkt şey altına aldı. El sanatlarımıza bir yenik diye Ömer Erdoğan'dan dedi. Oo süper, imzanı attın yani oraya. Abi ürünleri ben burada şey görüyoruz. Ney mi bu, flüt mü abi? Ney bu? Ney çalınmaz efendim, üflenir. Onu da her adam yapamaz. Ben yapamam değil mi? Biz de yapamıyoruz. Bununla ilgilenen başka bir arkadaşımız tut bak, var. Tut bakalım abi. Ben yapamıyorum dedim. Ben yapamayacağım iş var mı ya? Sanatın ve sanatçının düşmanı ya. Efendim mikrofonda sıkıntı olduğu için ses gelmiyor olabilir ama aslında ben çok güzel bir melodi çıkarttım. Abi bunun tekniği ne? Söylesene abi ya. Abi bunun tekniği ne biliyor musun? Bunu veriyorsun, bunu ha, alıyorsun. Süper. Herkes bildiği işi yapsın. Ömer hemen diğer standlara da geçelim ki vaktimiz çok fazla yok. Efendim merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun. Tanıyalım efendim sizi. Ben Emine. Emine ev hanımı. Ev hanımınız ne kadar güzel. Bu tabloyu siz mi yaptınız efendim? Hayır, ben yapmadım. Evet. Arkadaşım. Kim yaptı efendim bunu? Yine... Lütfiye Altınkaya. Lütfiye Hanım'ın. Bu İstanbul Sultanahmet değil mi? Hayır, Adana Merkez Camii'nin yan... Ya Adana Merkez Camii tabii ki. De ben hani... Ramazanoğlu Konağı. Ramazanoğlu Konağı. Oo süper. Ondan sonra kaftanı çalışmış vesaire, işte Osmanlı tarzı. Şu nedir abi? Bu bir komut komedin. Yine taş işte. Ya komut komedin ne demek? Ya komutları buradan veriyoruz yani. Ya işte dik durduğu için böyle kendi başına bağımsız. Ne belirliği var mı? İki berce arası. Çekmeceleri var bunun. Yani mi? Hani şu üzerindeki motifler. Üzerindeki taş işleme. Taş işleme yine o az önce anlattığın. Aynı sistem o evet. Şu nedir abi? Bakır işi. Bakır işi. Pardon. Ha bakırdan nar. Bir işçilik var evet. Zafer abi bak şimdi. Tek iğneyle yapılan kasnakta tel kırma sanatıdır. Tel kırma sanatı ki ben bu konuda uzmanımdır ama şimdiye kadar açıklamadım. İlk defa açıklıyorum. Teli kırıyorsunuz, birine verip onu ördürüyorsunuz. Burada nerede o? Emel Hanım. Emel Hanım gelsene. Emel Hanım buyurun efendim. Emel Hanım, az önce sizin sanatınıza sahip çıktım haddim olmayarak. Efendim nasıl yapılıyor bu el kırma nedir? Yani bu el kırma. Yani el kırma. Hayır. Hayır Emel Hanım. Şimdi tel kırmadan girip el kırmayla ilgili bir espri yapacaktım. Onu baştan söylemiş oldum mu olmadı. Nedir efendim bu yöntem ve teknik nedir? Kasnak üzerine gümüş telle özel bir iğneyle işlenen bir işlemedir efendim. Bizim kameraman Bülent 63 yıl bunun eğitimini aldı. Hiçbir şey yapamıyor. Biraz yetenek. Hiç 63'ünde göstermiyor. 103 gibi de kendisi. Peki efendim bunu böyle bir örtüyü yapmak ne kadar sürüyor? Yaklaşık 15 gün falan alıyor. Gün. Bu basit bir işlem olduğu için 15 gün. Şuradaki işlem 3 ay sürüyor. O da mı yine aynı? O da aynı teknikle işleniyor. Kasnak üzerine gümüş. Bak. Süper. Siz bunun eğitimini ne kadar aldınız efendim? 2 sene boyunca. 2 sene boyunca evet aldınız. Evet efendim. 2 sene eğitimini aldım. Ortaya da harika ürünler çıkartmışsınız. Teşekkür efendim. Ediyorum. Hemen vaktimiz az. Hemen yan standa doğru gelelim. Hemen burada da efendim güzel bir stand görüyorum. Burada ne var? Hanımefendinin yanına geçeceğim şöyle. Merhabalar efendim. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ne oluyor efendim burada? Valla biz AKET üyesiyiz. Derneğimizin. Bu neresidir efendim? Balabağlı Köprüsü mü? Taş Köprü mü? Taş Köprü. Taş Köprü. Bu eserler de mi senin Ömer? Ya Allah Allah. Bütün eserler Ömer'in. Ömer gel anlat. Gel sen anlat. Çünkü şurada çok orijinal bir eser var. Ben bunu biliyorum. Abi. Adana'da olmak bir ayrıcalık. Adana'ya hizmet etmek bambaşka bir ayrıcalık. Doğru mu? Doğru. Demek saat doğru mu? Çalıştırırsak doğru. Çalıştı. Abi şuradaki özellikle sevgili Bülent şu detaylara biraz dikkatinizi şimdi çekmek burada, istiyorum. Şimdi, çünkü abi, gerçekten önemli bir... Dönemde yapmışlar ya. Mesela kalıplık taş, düzme tuğla. Kadranın altında yine düzme tuğla. Yine kalıplık taş, kubbesi. Ama bu orijinalı gibi hemen ya, birebir hemen. Birebir orijinal. Görsel. Birebir diyemeyiz. Görsel olarak. Şu parmağını şuradan şöyle bir... Abi ceren falan çarpmasın. Yok niye? Abi yok yok ceren yok. Evet. Evet bak nasıl. Büyük saatin kubbesinde böyle bir şey var. İçeride boşluk. Vallahi oraya bakmadım ben. Abi çıkmadım. Bir çıktı oradan bir de yayın yapsın. Yani Abdurrahman Bostaş'a sormamız lazım ama. Nerede o? Efendim bunun yöntemi nedir? Ahşap. Ahşap. Evet kalıplandırdım, yaptım, çalıştım, kalıplarını çıkardım. Kazıdım, çizdim, kazıdım. Bütün dokuları, her şeyi ortaya çıkardım. Ortaya boyadıktan sonra bu. Süper. Bu tarihi eser diyelim artık. Tarihi vallahi demeyelim. Bu önemli eserde satılık mıdır? Adana'da ilk kez büyük saat yapılmış. Herhalde onu da ben yapmışım. El sanatlarında. Öyle diyorsun yani. İlk ben. O zaman bunu mesela almak sahip isteyenler... Sahip var. Birisi demiş ki ben büyük saat yaptım. Patentini aldım. Dedim ki git büyük saati yık. Elindeki eserin olsun, o zaman patent al. Tabii öyle bir şey yok. Bu da taş köprüdür değil mi? Böyle kısa bir yerden böyle.
Evet, taş köprü. Buradan da develerle efendim yolculuklar. Aynen öyle. Aynen öyle. Bunlar da portakal evet, tabii. Portakal. Evet, hemen başka bir standa da geçelim. Hızlı hızlı çünkü vaktimiz çok fazla yok. Buraya da gel efendim, merhabalar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Burada ne oluyor efendim? Hat sanatı standımız burası. Yanınıza geliyorum efendim. Şöyle hat sanatı hakikaten. Onu hiç söyleyemem. Bir daha söyleyeyim. Hat ve kaligrafi sanatı. Hanımefendi, siz dön, kameramanlar ne derse yapmak zorundayız. dönmeniz lazımmış. Hat ve kaligrafi sanatı. Kaligrafi sanatı. Hat sanatı Arapça çizgilerden meydana gelen sanat. Kaligrafi sanatı ise Latin alfabesinden meydana gelen sanat. Süper. Ben bunları zaten biliyordum. Bakıyorum, siz de biliyor musunuz diye size sordum. Bunlar nedir efendim? Bunlar da çini. Çinilerimiz. İznik çinisi mi? İznik çinisi, evet. İznik'ten mi geldi bu? İznik'ten. Ben anlarım İznik çinisi olup olma. Yok, bizim Karataş'tan gel. Karataş'tan gelmiş efendim. Ya. Ama üzerindeki yine bir boyama sanatı var değil mi? Evet, evet. Şöyle de gösterelim. Bunlar ne olarak kullanıyor hanımefendi? Bunlar tencere, çaydanlık, böyle sıcak konulmadığı için masanın üstüne. Nihale. Nihale deniliyor adına. Ben böyle bir şeyi yapsam var ya, üzerine hiçbir şey koydurmam bunu. Böyle bir şey yapıp vallahi şöyle sergilerim yani. Efendim, kolay gelsin. Sağ iyi çalışmalar olun. Diliyorum ki yani kısa kısa, aslında burayı bir programda bitiremeyiz ama yine de abi bu eser Ömer Erdoğan. Ömer Erdoğan da yazmıyor. Bu demek ki anonim bir eser demek ki. Evet, bizim kameraman Bülent'in yaptığı bir eser. Abi bunun tekniği ve yöntemi nedir? Abi, bu tamamen, duyulmaz abi. Yanıma geleceksin, anlatacaksın. Geldim. Şöyle durursan evet. Abi biraz rölye kabartma bir çalışma. Su bazlı boya. Yunus Emre'dir abi, değil mi? Evet. Yani? Diğer çalışmalarda varaklı sarı olan altın varak, gümüş varak işlemeli. Süper abi. Bunun yapımı ne kadar sürdü Ömer? Ben 4 taneyi 1 yılda bitirdim. 4 taneyi 1 yılda bitirdim. 4 parça. Hemen hızlı hızlı geçelim. Çünkü hakikaten birbirinden kıymetli eserler var. İşte de burada onlardan bir tanesi. Bu dörtlünün bir tanesi bu mudur Ömer? İkincisi bu. İkincisi bu. Evet. Burada yine bir Mevlevi... Hazreti Mevlana'nın bir sözü var ya, ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Diyor. Onun yazılarla onu yazıyor. Atıyor, evet, üstüne. Yine su bazlı, akrilik boyalı, altın varak işlemeli. Tamamen fırça çekmiş. Mesela diyelim ki ben bunu almak için niyetlendim. Dedim ki pazarlığa tutuştum. Böyle bir eseri ofisime, evime, iş yerime almak bana ne kadara mal olur? Abi geleceksin, özel olarak oturacağız. Bizim bir özel bir odamız var orada. İkna odası mı var orada? Evet. Paraları getireceksin abi. Çok mu getirmem lazım işte? İşte varsa getireceksin. Yoksa... Nedir abi, fiyat söylesene. Belki bir şu anda bize ekranları başına. Getireceksin, teselli olacaksın abi. Şimdi ekranları başına belki izleyicilerimizden bir tanesi. Tabii bunlar 15 bin gibi bir rakam. 15 bin lira civarında. Evet. Zaten ben yapsam 100 bine satarım. Bak onu söyleyeyim. Hani bu böyle bir şey gerçekten el emeği, göz nuru ve yeteneği de her şeyle gösteren bir şey bence. Hemen hızlı hızlı geçelim. Yine burada bir başka... eserimiz daha var. Bu da efendim kimdir? Hacı Bektaş Veli'ye benzettim. Piri Sultan Abdal. Evet. Yine aynı sistem. Teknik aynı. Bu da süliyetler değişiyor sadece. Yine altın varak, su bazlı, akrilik boyalarla çalışma. Ama hep bunların hepsi akrilik verniklerle beslemeli. Yani kolay kolay bir şey olmaz. Yani çok anlamadım konu ama yani kaliteli malzeme kullanılmış. Evet, kaçırdım. Evet abi, diğerlerini hemen hızlı hızlı gösterelim ki. Bu da yine o dörtlünün sonu. Hacı Bektaş Veli. Evet. Yine aynı yöntem, aynı sistemle yapılmış. Aynı. Yine varak işleme, gümüş varak. Duymuyorlar tabii. Bülent şey anlatıyor ama. Burada taş işleme var yine. Taş işleme var. Şurada yine taş var. Taşın üzerinde de altın varak işlemi var. Altın varak var. Evet. Bunlar da yine yaklaşık takribi 15 bin lira civarında ürünler. Yine bir başka standa girelim. Evet. Hanımefendi nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. İsim nedir efendim? Tülin Özerkan. Tülin Hanım, neler yapıyoruz burada efendim? El sanatlarına dahil olan pek çok şeyi. Çok efendim kameramanlara dönmezsek bizi vallahi dövecek bunlar. bir daha söyleyin efendim, kameraya bakarak söyleyin lütfen. Tamam. Ben Tülin Özerkan, el sanatları öğretmeniyim. Çok kapsamlı çalışıyorum. El sanatlarına dair pek çok şeyi çalışıyorum. Süper. Neler var efendim mesela? Ebru, rölyef, yağlı boya, katı çalışması. İsterseniz göstererek tanıtayım. Evet, aynen öyle. Şu ayna üzerinde bir çalışma görüyorum ben. Bir şöyle bakayım saçlarıma. Yörük Türkmen nakışı. Yörük Türkmen nakışı, süper. Evet. Rölyef çalışması. Bunu akrilik boyayla çalıştım. Yağlı boya değil. Ebru çalışması. Bu Ebru eşarba yapılmış galiba. Evet. Bir de şurada da yine bir Ebru var. Ebru, otantik
keçe çalışmaları, bunlar da öyle. Ahşap boyama. Efendim bir de şunlar çok benim hoşuma gitti. Nedir bunların özelliği? Onu Ömer Hoca anlatsın. Ömer Hocam gene mi Ömer Hoca ya? Ya bıktık ya, bıktık ya Ömer Hoca. İznik çalışmaları. Evet, İznik çalışmaları bunlar. Sırlamalı seramik üzerinde çalışma bu hale geliyor çıkıyor. Kolye yapıyorlar. Evet, bunların yüzük yapıyorlar, farklı şeyler yapıyorlar. Az önceki standta gördüğümüz ürünlerin kolye. Süper. 5 dakikamız kalmış. Hızlı hızlı efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Yalnız jet program yapıyorum bugün farkındaysanız. Burası da yine abi şuna bir bakmamız lazım ya. Osman Hamdi Efendi'nin Tosba terbiyecisi. Ya Adana'da gel bu tarafa gel ki görsünler. Hayır, şimdi Abdurrahman Bastaş diyor. Sen de Tosba'yı mı sordun, Kaplumbağa'yı mı sordun diyor. Yani ayrı ayrı gibi. Elbette ki en ünlü eserlerinden bir tanesi. Buradaki fotoğraf baskı. Ama biz çerçevemiz el işi, el oyması, altın olarak işlemeli. Onu ön plana tutup hızlı hızlı satmaya çalışıyor. Ama bunun rakamı o kadar değildir herhalde, değil mi? Değil. Öyle yüksek. Bu biraz daha ucuz. Ama vavumuz var. Vavumuz taş işlemeli. Vavumuz evet. Bülent'ciğim görüyor musun? Buradaki eserimiz var yine. Vallahi birbirinden kıymetli eserler var. Biraz farklı. Boya tekniği de farklı bunda. Boya tekniği de farklı. Mesela ahşabında, oymasında. Hmm. Bundaki tekniğin adı var mı? Ya işte bu da taş işte. Ömer Erdoğan tekniği. Bu ne var bakın burada? Bu da eskitme. Ömer Erdoğan tekniği mi? Öyle olsun. Öyle olsun. O zaman hemen bir başka standa da gidelim. Hızlı hızlı. Burada da efendim güzel güzel böyle yüzükler var. Merhabalar, kolay gelsin. Ben yanınıza geliyorum. Şöyle tesbihlerimiz var. Yüzüklerimizin özelliği nedir efendim? Yüzüklerimiz gümüş bunlar. Çok ayrı yani, çok detaylı bilgi verdiniz, teşekkür ederim. Doğal taşlarla süslenmiş işte, gümüşler. Taşların bir özelliği var mı efendim? Akit taşı mıdır, zümrüt müdür, elmas mıdır, pırlanta mıdır, yakut mudur? Akit taşı yok, o kadar değerli değiller maalesef. Ben de zaten ama hep değerliler. Bir de bu bazı enerjiyi alan taşlar var abi. Tabii ametist mesela. Hangisi başında abi, göster abi onu. Mor olan taş. Mesela bundan bizim Bülent'e birkaç tane takmamız lazım abi. Stresi alması için. O zaman bunun böyle bir yüzüğün fiyatı nedir efendim? Bunlar gümüş olduğu için ağırlığına göre değişiyor. Ölçelim gramaj abi, tartalım ağırlığı. Abi. Hemen tartıyoruz. Yalnız sen burada tartılamazsın Bülent. Bu mesela 12-13 gram arası geliyor. 13 evet. Gram 130 TL oluyor. 30 liraya böyle gümüş ve el işlemeli ve evet, doğal taş. Taşın ismi neydi? Ametist. Ametist taşıyla efendim bir yüzüğü yaklaşık 130 liraya alabiliyorsunuz. Elbette farklı farklı. Evet. Bu taşından ve gümüşünden dolayı böyle değil evet, mi? Evet, aynen öyle. Süper. Başka bir de bu kaç paradır efendim radyo? Bunları sergileme amaçlı getirdim. Satmıyoruz yani. Evet, dekorasyon amaçlı. Kendi kullandığımız şeyler, aksesuarlar. Süper. Abi kolay gelsin. Teşekkür ederim. İyi çalışmam. Valla böyle jet program yapıyorum ama bir defa daha burada yapacağız program. Çünkü böyle azar azar oldu. Oo güzel bir... Hanımefendiyle yine burada karşılaştık. Neyse Ömer'den iyidir ya. Her tarafta Ömer. Ümit Hocam'a destek veriyorum ben. Bakır ve gümüş oyma ustası Ümit Hocam bugün gelemedi. Şunların efendim özelliği nedir? Bakır taslar onlar. Ayranın suyu buz gibi yaparlar. Ayran içilir efendim. Ayran için efendim. Peki siz ayran için kullanırsınız. Evet. Kahveler çok güzel olur bakırda. Bununla kahve yapılmıyordur herhalde. Sosluk o. Tereyağı, domates sosu. Sosluk. Zenginlerin kullanıyor efendim bunları tereyağı. Biz... Canım, bu kadar da zengin işi değil onlar. Siz de kullanabilirsiniz. İlginç şunlar nedir efendim? Onlar abajur. Abajur olarak kullanılıyor. Kaba o. Ömer Bey'in işleri karşınıza. Yani enteresan işlerse Ömer Bey'in işleridir diyorsunuz. Arabalar da diyor. Evet, arabaları sor diyor. Kameramana bak, arabayı, bisiklet süremez arabayı sor diyor. Bunlardan yine antika mıdır, orijinal midir, nedir efendim arabalar? Arabalarımız antika değildir ama orijinaldir. Gene el çalışmaları var üzerlerinde. Hem dekor olsun dedik, hem kutsal destek olsun dedik. Ne, bitiremem, kusura bakmayın efendim, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Jet program, vallahi var ya, son standa kadar yetiştirdim olayı. Efendim, burada da yine... Kolay gelsin efendim, iyi çalışmalar. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz efendim? Burada Türk süsleme sanatlarından Ebru sanatı. Ebru sanatını, efendim ben Ebru sanatı yapmaya kalksam, beceremem zaten de, hani becermeye başlamam için kaç yıl uğraşmam lazım? 60 yıl. Becermeye başlamanız için ilk önce bir ya Allah demeniz lazım. Evet. Ben bir defa başarmak için başlamak lazım. O zaman şöyle ben şunu alayım, siz şunu alın. Ben efendim bunu evet. Ne yapmam lazım? Yavaş yavaş boyamızı suyun yüzeyine serpiyoruz, evet. Evet bakın. Oo. Ya Allah deyince oluyor demek ki. Şöyle bile ses geldi abi, benimle ilgisi yok bunun diye.
Başka renk kullanacak mıydı efendim? Evet, kullanacağız. Şunu kırmızıya bırakıyoruz. Onu kırmızıya bıraktık. Bir açık renk atalım. Bir açık renk atalım. Özel istediğiniz evet. Bir desen var mı? Ben onu özellikle yaptım. Ebru'da her şey bir yuvarlaktan başlar. Evet. Nasıl efendim? İyi gidiyor muyum? Çok güzel. Ben bence eseri mahvettim. Ben şunu bırakayım, mikrofonu alayım efendim. İsim nedir efendim sizin? İsim Hasan Samur. Hasan Bey, şu anda uyguladığınız sistemi üzerine, kağıt üzerine mi çıkartacağız bunu? Bunu kağıt üzerine çıkaracağız, evet. Süper. Sadece Ebru yapılmıyor burada, başka ürünlerimiz de var. Kaligrafi yazıyorum, cam üzerine, ahşap, metal, her türlü nesnenin üzerine. Aynı zamanda Ebru yapıyoruz. Ebru yaptığımız Ebru'ların üzerine de yazı yazıyoruz. Evet. Bülent yalnız benim mahvettiğim Ebru'yu Hasan abim toplamaya başladı. Şimdi tamir edeceğiz bu Ebru'yu. Tamir. Yani ürünü mahvettim efendim, eseri. Hayır. Ebru'da öyle bir şey yok. Ebru birbirinden, az önce bir şey söylediniz ama Ebru'da her şey bir yuvarlaktan başlar. Aynen. Bir damladan başlar. Bir damladan başlar, sonra o damlaya şekiller verir. Süper. Efendim vaktimiz sonra, bir tane var mı stand? Bir son stand. Efendim kolay gelsin. Son standa geldik. Abi geldik. Ben Sedef Medef'e of yoruldum ya. Şu tespihi de bir alabilirsem. Abi valla. Abi nereye gideceğiz? Bir tarafından sen tut, ben kaldım. Nereye gideceğiz ama? Nereye gideceğiz? Nasıl nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? En fazla şeye kadar taş köprü, oradan büyük saat yapabiliriz. Fazla bir yere gidelim. Efendim bugün Kubbeli Han'ı anlatmaya çalıştık dilimizin döndüğünce ama jet bir program oldu. Tadı damağımızda kaldı. Buraya daha geniş kapsamlı bir program daha yapacağız. Çünkü daha göstermediğimiz ve hızlı geçtiğimiz birçok ürün var. O yüzden izleyicilerimizden de özür dileyelim. Buradaki stand sahiplerinden de özür dileyelim. Ama mesela ne göstermedim abi? Ne göstermedim? Her şeyi gösterdim ya ben. Jet program yapın. Kaftan, evet. Bir de Kafer abi, biz eksik geldik. Daha çok malzememiz daha var. Tabii. İnşallah onları da sergileyecek alanları buluruz. Evet efendim, şöyle yapıyoruz. Programımızı abi, vakit doldu. Hatta 5 dakika tamam geçtik abi, uydudan. Buradan da kapanışı beraber yapalım. Bugün Kubbeli Han, hep sürekli programlarımızda, iftar saatimizde, efendim benim başladığım programda Kubbeli Han, Kubbeli Han diyorduk. İşte Kubbeli Han'ın esprisi aslında bu. Çok güzel bir konsepte. Buradan sevgili Muhammed Sena'ya ve Emrah Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir ekiple beraber çok güzel bir konsept hazırlanmış. İçini de doldurmak Ömer kardeşime nasip oldu. Aynen öyle, dernek arkadaşlarıyla birlikte güzel güzel standlar var. Efendim bu akşamlık aktaracaklarımız bu kadar. Efendim ben Zafer Geyik, bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Herkese Kubbeli Han'ı bekliyoruz. Çünkü yarın iki gün üst üste konserimiz var. Cumartesi günü Atilla Yılmaz, pazar günü Ahmet Şafak konserleriyle alanımız dolacak. Bütün Adanalıları bekliyoruz. Hoşçakalın. Efendim.